Ha, güzel, keyifli bir yayın olacak. Ya şimdi bu niye bilimin kıyısında bu? Biraz da ondan bahsedeyim istersen niye bilimin kıyısında olduğunu. Hani Hilal'in de biraz önce söylediği gibi kuantum teorisi o kadar fazla istismar ediliyor ki aklına esen kuantum deyip her şeyi kuantuma bağlıyor. Sahte bilimde çok fazla kullanılıyor. İnanılmaz derecede kullanılıyor. Çünkü hani kuantum dediğiniz anda olay kapanıyor. Yani kuantum teorisi şunu söyler, kuantum teorisi bunu söyler. Oysa kuantum teorisi tam olarak bunları söylemez. Biz aslında biraz da bunun üzerine gideceğiz bu yayında. Değil mi İlay? Evet, aynen öyle. Kuantum mekaniğinin ne olduğu ile ilgili biraz konuşacağız. Oradan da işaret ettiği çoklu evrenlere şöyle bir bakış atacağız. Herkese, izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim bu arada. Yavaş yavaş başlayalım istersen. Yavaş yavaş başlayalım ama başlangıçta şeyi konuşabilir miyiz istersen? Hani şimdi aslında bu yayının konusu da ilgili biraz da işte izleyicileri ısıtmaktan da o amaçla söylüyorum. Niçin bu kuantum teorisi ortaya atıldı ve niçin bu her şey kuantum teorisine bağlanmaya başlandı işte? Şey Migros'a gittiğinde yan tarafta tezgahta niye kuantum kitabı var gibi bir ne dersin bu konuyla ilgili? Kuantum teorisi aslında bence zorunluluktan ortaya atıldı. Kendi başına sağduyumuza aykırı bazı önermeleri olmak durumunda kaldı. Bilim adamlarının arasında da uzun zamandır imaları çokça tartışıldı, tartışılmaya da devam ediyor. Başta Einstein'ın itirazlarını belki bilenleriniz vardır konuyla ilgili olarak. Söylediği şeyler o kadar sağduyuya aykırı ki sanki herkes buradan ekmek yiyebilirmiş gibi işte kuantum bilinç, yani her şeye müsaade edebiliyormuş gibi makro ve mikro dünyada müsaade ettiğine göre makro dünyada da her şeye müsaade edebiliyormuş gibi bir anlam çıkarıldı. Aslında tabii insanlar da faydacı, pragmatist. Buradan işte evrene istek göndermelerden tutalım da bir sürü, ya bu arada bu da olabilir. Yani bunun bir gerçekliği de olabilir. Sadece kuantum buna işaret etmiyor. Hani Fringe gibi eğer bu kadar sınır bilimle ilgili bir şey söylüyorsan hani ima eden bir şey de bulmak zorundasın. Ve aslında bizim söylemeye çalıştığımız şey biraz bu olacak herhalde. Kuantum fiziğinin böyle imaları yok. Hangi imaları olduğunu konuşacağız ki onlar da aslında çok sınırlı bir spekülasyona izin veriyor. Ama anlayışımızı kökten değiştirdiğini de söyleyebiliriz tabii ki. Ya burada şimdi kuantum fiziği bize aslında biraz da şunu sağladı. Yani özellikle zaten belirsizlik ilkesiyle beraber bu ortaya çıktı. Yani belirsizlik ilkesi diyor ki yani bir parçacığın konumunu ve hızını aynı anda bilemesi ki ilerleyen zamanlarda buna gireceğiz. Bir de gözlemci meselesi var. Bir de ona da gireceğiz. Gözlemci. Çünkü parçacıkların aklı varmış. Parçacıklar kendilerini biliyorlarmış, yani bilinçleri varmış gibi bir yapı ortaya çıktı ortaya. Biraz da bunun yanlışlığı üzerine konuşacağız. Bakalım ne olacak? İsterseniz girelim Evet. yani konulara. Tamam. Yes, evet konulara Evet. girelim. Evet şu anda başladık diyelim ufaktan. Evet. Kuantum biraz ilerleyelim biraz. Kuantum mekaniğini konuşurken aslında tabii ki çok sağduyumuza aykırı bir şey. Ama sağduyumuza aykırı olmayan fizik klasik fiziktir deyip böyle dünyanın en harika ayrımını yapmış olayım. Kurucularından biri ve en önemlisi tabii ki Isaac Newton. Ona ufak bir düzeltme getiren Albert Einstein ve konumuz bağlamında birkaç sefer bahsedeceğimiz için James Clerk Maxwell'i örnek verebiliriz. Klasik fiziğin kurucuları arasında. Bu klasik fiziği biraz şu yüzden göreceğiz. Hani kuantum fiziğinin ne olduğunu anlayabilmek için önce klasik fiziğin ne dediğine bakacağız. Şimdi aslında klasik fizik bir paradigma, şöyle bir paradigma. Belli nesnelere bir kuvvet uygularsak bununla ilgili ne sonuç alacağımızı bize söyleyen bir paradigma ve bütün aslında
Biz birçok şeyi bu klasik mekaniğe dayanarak yapıyoruz. İşte aya insan gönderiyoruz, bilardo oynarken topların çarpışacağını hani sezgisel olarak bile hesaplarken aslında klasik mekaniği kullanıyoruz. Makaralar sistemi diyebiliriz. Burada uygulanan kuvvetle, uygulanan nesneye uygulanan kuvvetle onun ne yapacağı ile ilgili gayet sağduyuya uygun ve altında yatan mantığı ve matematiği son derece açık bir sistem söz konusu. Hatta o kadar ki artık şey deniyor, hani her şeyin konumunu ve momentumunu bilirsek geleceği bilebiliriz. Böyle tıkır tıkır saat gibi geride işleyen bir mekanizma var ve biz evren içinde bu mekanizmayı aslında bulmaya çalışan canlılarız diyor. Biliyorsunuz farklı dönemlerde yaşamış Albert Einstein, Maxwell ve biri 17. yüzyılda, biri 18. ve 20. yüzyıl. Şimdi aslında şöyle oluyor, bana göre ben bu konuyu en azından kafamda toparlarken klasik mekanikte bir şeyler 20. yüzyılın başında ters yüz edilmeye başlıyor. Bazı söylediği genel paradigmalar şey olmaya başlıyor. Anlamını yitirmeye ve bazı deneyleri karşılamamaya başlıyor. Her şey bir anda allak bullak oluyor. Tabii bir anda diye kullandık ama buradan çıkmıyor, sanki ışıktan çıkıyor. Şöyle ki ışıkla ilgili bu slide'da mesela Newton'un ve umarım doğru telaffuz ediyorumdur, Huygens'in İkisi çağdaşlar. İki farklı kuramı var. Einstein bildiğiniz gibi Einstein nereden çıktı? Isaac Newton ışın parçacıklardan oluştuğunu, Huygens ise dalgalardan oluştuğunu söylüyor. Newton bunu söylerken aslında buraya yazmadım ama bence en belirgin ve en hızlıca akılda kalıcı şeyi, bir ışık kaynağının önüne duvar koyduğunuzu düşünün. Işık dalga olsa daha geçirgen bir gölge olabilecekken, ışık parçacık olduğu için daha çok sert bir geçiş olur. Sert. Çok, son derece keskin bir gölge oluşuyor. Aslında biraz daha işte tartışmalar da buradan yürümeye başlayacak galiba. Aynen öyle. Şimdi Huygens başka bir şey söylüyor ama aslında söylediği şey eski bir anlayışa dayanıyor. Işığın dalga şeklinde bir maddenin içinde dalgalanarak hareket ettiğini söylüyor. Döneminde esir kavramı var çünkü. Bütün uzayı doldurduğu düşünülen bir madde var. Ve ışık aynı böyle ses dalgaları gibi. Ses nasıl havada hareket ediyorsa, ışığın da bu esirin içinde dalgalanarak hareket ettiğini ve dalgasal hareketi olduğunu söylüyor. Döneminde Newton tabii çok prestijli ve onun sözünün üstüne çok söz söylemek mümkün değil. O nedenle de zaten uzun yıllar boyunca söylenememiş üzerine söz. Hatta Sir unvanı falan alıyor bilim adamı olarak, ki çok önemli bir şey. Burada şunu söyleyebilir miyiz aslında? Şimdi o dönemlerde insanlar, hani esir kavramı da var zaten. Esir kavramı aslında 1900'lere kadar, 1900'lerin ortaları demeyeyim de işte 1900'lerin başlarına kadar devam ediyor esir kavramı. İnsanlar, bilim insanları bu arada, insanlar değil mi? Sıradan insanlar değil, bilim insanları şey yapıyorlar. Mümkün değil diyorlar. Yani boşlukta. Yani boşluk kavramını insanlar kabullenemiyor. Yani uzayın boş olduğunu, evrenin büyük oranda boşluktan oluştuğu kavramını kabullenemiyorlar. Esir, ya eter de aynı zamanda, eter de deniyor bu. Evet. Esir ve eter kavramı o kadar yaygın ki hatta bunun üzerine deneyler yapıyor. Birazdan o deneylere de gireriz. Aslında şu anda konuyu geçelim. Esir eter kavramının ne olduğu ile ilgili birazdan da biraz daha detaylı gireriz. Esir aslında uzaya boş uzay dediğimiz uzayın ne kadar boş olup olmadığı ile ilgili. Bu mesele aslında biraz da kova meselesi gibi. Yani şeylerin birbiriyle hareketinde referans sistemleri kullandığımızda peki evren neyin içinde hareket ediyor meselesiyle ilgili ve boşlukta bir şeylerin olamayacağı, senin de dediğin gibi hani boş meselesinin çok fizik literatüründe alıcı o dönem için bulamamasından kaynaklanmış, ortaya atılan bir şey. Ve ışığın da
dalga hareketini esirin içinde yaptığı söyleniyor. Evet, şimdi ışığın dalga hareketine gelelim. Şimdi insanlar bunu görüyorlar burada. Şimdi bakın, evet. Işık dalga. Buyurun. Şimdi şöyle, uzunca bir bu deney 1800'lü yıllarda yapılıyor. Uzunca bir süre Newton'un lafının üstüne çok laf edilemediğini söylemiştik. Biraz da artık hani iktidarı var gibi, son derece güçlü bilimsel anlamda. Young deneyi 1800'lü yıllarda yapılana kadar ve sonrasında sıklıkla tekrarlanana kadar ışığın parçacık olduğu kabul edilmiş. Fakat Young bir deney yapıyor. Burada şeyden bahsedebiliriz aslında. Yani ışık olmasın, parçacık da olmasın, herhangi bir dalgadan bahsedelim. Gördüğünüz bu duvarın berisindeki, bana göre sol oluyor, solundaki dalgaları denize atılan bir çakıl taşının oluşturduğu halkasal dalgalar olarak düşünün. Eğer bu dalgalara bir bariyer koyarsak ve ona iki delik açarsak, dalga hareketi bu iki delikte de dalgalanma şeklinde hareket edecektir ve yanda gördüğünüz açıklı koyulu girişim deseni dediğiniz şeyi oluşturacaktır. Yani aslında bir fizikçi bu aydınlıklı karanlıklı görüntüyü gördüğünde çocuğunu görmüş gibi kadar tanır bunu yani. Burada dalga var der. Yani girişim gördük mü burada dalga var demektir. Neden böyle? Çünkü iki dalga bir araya geldiğinde bu görselde daha iyi anlatılıyor. Şimdi iki dalga birbiriyle girişim yaptığında bazı yerlerde dalgaların yüksek kısmı birbirine gelir ve daha da yükselir. Bazı yerlerde alçak kısmı bir araya gelir ve daha da alçalır. Bazı yerlerde de bunlar bunu nötrler, birbirlerini nötrlerler. Ve yine sağ tarafta gördüğünüz girişim deseninin oluşması sağlanır. Young deneyinde de ışıkla yapılan bir deney yine bu. Henüz ışıkla yapıyoruz yani. Işıkla yaptığı bu deneyde de dedektöre girişim örüntüsü oluşturduğunu fark ettiğinde ışıkların, artık ışığın dalga olduğunu kabul etmiş olduk ve bu deney çoklukla tekrarlandı. Buradan hemen Maxwell'e gelmek istiyorum. Yine Maxwell'de bu görsel de iyi bir görsel. Çünkü eğer dalga hareketi yapmasa, yani parçacık hareketi yapsa, göreceğimiz senaryo yukarıdaki gibi olacaktı. Yani ışık kaynağından bir silahla bir deliğe ateş ettiyseniz ne oluyorsa, yani bir kısmı bariyeri geçemeden bariyerin bir tarafında kalacaktı. Diğer tarafta artık dedektör de değil, artık kum torbası diyelim. Kum torbasına saplanacaktı ve çoğunlukla aynı yere saplanacaktı. Çift yarık olduğunda da iki yerde toplandığını görebilecektik. Ama dalga olduğunda aşağıda gördüğümüz girişim örüntüsünü veriyor. Bu da dalgaların birbirini hem beslemesinden hem de götürmesinden kaynaklanan ve alçaltmasından da kaynaklanan bir görüntü. Yani girişimi gördüğümüzde biz burada şey olduğunu biliyoruz. Dalga olduğunu biliyoruz. Maxwell denklemleri şunun için önemli. Maxwell elektrik kuramıyla manyetizma kuramını bir araya getirip elektromanyetizmayı keşfediyor. Sene 1860 ve 70 yılları. Geçen sene gibi bir şey. Şimdi Maxwell bu denklemleri yaparken ışığın dalga kuramını kullanıyor. Zaten Young deneyi de yapılmıştı ve üstüne tekrar dalga deneyleri yapıldı ışığın. Burada artık dalga özelliği iyice belirlenmiş. Maxwell denklemleriyle de altı çizilmiş oluyor. Maxwell denklemleri neden önemli? Çünkü fizikçiler gördüğümüz evreni olabildiğince az denklemle ifade eden paradigmalar arıyorlar. Ne kadar az denklemle ifade edebiliyorsak o kadar doğruya yaklaşmış olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bilimsel gelenek olarak da hani her şeyin teorisini bugün bile bilim adamları arıyor ya. Şimdi elektrik kuramı ile manyetizma kuramını birleştirmek, aynı zamanda diğer denklemlerin de birleştirilebileceği, fiziğin pek çok sorununun çözüldüğü yönde çok ciddi bir heyecan uyandırıyor döneminde. O yüzden çok büyük bir heyecanla Maxwell'in elektromanyetizma denklemi kabul ediliyor. Halen de zaten o denklem kullanılıyor. Ve buradaki esas önemli nokta bence şu: bu elektromanyetizma yine ışığın dalga hareketine
referans alarak kurulmuş denklemler. Şimdi artık zaman geçtikçe ışığın dalga özelliğini hem gösteren deneyler hem Maxwell denklemleri artık şey yapmış oluyor. Hani bu ışık artık dalga. Yani biz artık Einstein'a kadar geldiğimizde diyoruz ki ışık dalgadır. Fakat Einstein diyor ki fotoelektrik etkide bulduğu deney ışığın parçacık olabileceğini söylüyor. Yani yine burada bir delilik yapıyor fakat bir şerh düşerek söylüyor bunu. Bu arada Nobel ödülünü de bu fotoelektrik etki üzerine alıyor. Şerh düşüyor, diyor ki bugüne kadar yapılmış deneyler ışığın dalga kuramını gösteriyordu. Benim denklemim göstermiyor ama bu geçici bir çözüm diyor. Şimdilik böyle değil diyor. Evet, burada araya gireyim. Einstein çoğu insanın zannettiği gibi hani özel görelilik ve genel görelilik kuramıyla şu anda evren algımızı ortaya koyan özel ve genel görelilik kuramı değil, elektromanyetik alanında çalıştığı, elektromanyetik dalgalar alanında yaptığı çalışmalarla Nobel aldı. Evet, fotoelektrik etkiden aldı. Evet, asla özel veya genel görelilik kuramı hakkında bir Nobel ödülü alamadı. Zaten bir tane Nobel ödülü aldı bunun üzerine. Bir de buzdolabı yapmıştı, onu da söylemeden geçmeyeyim. Herhalde karısına söz veriyor, bana bulaşma, ben Nobel ödülünü getireceğim diye. O yüzden neyden aldığını çok önemsiyor mudur emin değilim. Nobel ödülünün parasını veriyor herhalde karısına. Hangi hangi karısına, hangi sevgilisine? İlk karısına, yani çocukların olduğu karısına diye biliyorum. Ya evet, doğru oğlum. Ya şey, bilim insanları, bilim insanları, sanatçılar çok büyük insanlar, çoğu insan hep kafalarında idealize ederler ama yani bilim insanların çoğu şeydir. Ya serkeş yaşarlar. İnsandır. Ya öyle insandırlar değil. Yani evet, bizim zaaflarımız hepsinde vardır. Örneğin aynen öyle. Tycho Brahe'nin bir hani bizim takip ettiğinin döneminde yaşamış olan Tycho Brahe vardır. Avrupa'da çok büyük gözlemler yapar. Taköttü'nün gözlemi yıkılır ama Tycho Brahe'nin gözlemi yıkılmaz. Tycho Brahe gözleminde yaptığı gözlemlerle işte daha sonrasında modern astronominin yolunu açar ama Tycho Brahe, Hypatia bilime girin, izleyin. Tycho Brahe aslında bir parti ve bira manyağıdır. Yani sürekli sarhoştur. Sürekli içer, sürekli içer, sürekli parti yapar, sürekli parti yapar. Böyle bir insandır ama bu arada bilim de yapmaya devam eder. Evet. Evet. Ne diyorduk? Fotoelektrik etkiyle parçacık özelliklerine işaret ettiğini söylüyorduk. Ve artık bu noktadan sonra biraz film kopuyor. Çünkü dalga özelliğini ölçmeye çalıştığımız zaman dalgayım diyor. Ve parçacık özelliklerini ölçmeye çalıştığımızda ya da parçacığın cevap vereceği deneyler yaptığımızda foto ışık bize parçacık olduğunu söylemeye başlıyor. Buna ikilik diyoruz. Bu kötü Marilyn Monroe ve şeyi açabilir misin? Eğer bu resme gözlerinizi kısıp bakar, yani çok beğendiğim bir şey değil ama gözlerinizi kısıp bakarsanız Marilyn Monroe'yu açarsanız, ben şimdi kısmayacağım şaşı görünmemek adına, açarsanız Einstein'ı görüyorsunuz. Şimdi ışığın da dalga ve parçacık özelliklerini hani böyle biraz görsel olarak anlatayım dedim ama aslında biz atom altı parçacıklardan bahsederken gerçekten çok küçük şeylerden bahsediyoruz. Önce bunu bir koyalım. Bir yazımız vardı herhalde, Ogeta'nın yazdığı bir yazıydı. Ne kadar küçük olduğuna dair atomun. Şimdi atom boş bir şey aslında. Yani 1/100.000'de biri kadar bir hacmi var. Hacmini biliyorsunuz elektronun yörüngesi belirliyor. Hidrojen atomunda bir tane elektron var. Hidrojen atomunu ele alalım. Çekirdeğini 1'ye kadar olduğunu düşünürsek, bir futbol sahası büyüklüğünde bir yerde elektronun döndüğünü söyleyebiliriz. Aslında bu kadar boş bir şey. Ve biz aslında burada bazen dalgadır, bazen parçacıktır diyoruz ama aslında bu atom altı parçacıklar ne dalga ne parçacık. Sadece bazen bizim dalgalara benzettiğimiz bazı analojilere göre yakın hareket edebiliyorlar. Bazen de parçacık hareketi yapabiliyorlar. Ama buraya kadar hani dalga ve parçacık derken çok da böyle bildiğimiz bir şeyden bahsettiğimizi düşünmeyelim. Evet, yani dalga gibi girişim yapıyor demek ki ve dalga fonksiyonuyla tanımlanabiliyor. Demek ki burada dalgasal bir hareket var. Ya da işte tam konumu belirlenebiliyor. Demek ki burada parçacık gibi işleyen bir hareket var diye devam ediyoruz. İşin bu noktasına kadar aslında her şey ışıkla ilgiliydi. Fakat
Sonra sahneye De Broglie çıkıyor. Bu solda gördüğünüz karizmatik adam. Şöyle bir soru soruyor. Işık hem parçacık hem dalga gibi davranıyorsa niye elektronlar böyle davranmasın? Ya da diğer atom altı parçacıklar. Bunu doktora tezinde söylüyor. Erkek kardeşi de deneysel fizikçi. Doktora tezine hazırlanırken ondan böyle bir deney nasıl yapılabilir diye sormuş. Ve doktora tezinde de bunu kanıtlayabilecek bir deney var mı diyorlar. Bir deney tarif ediyor ama ilk söylediği anda çok da itibar edilmiyor yani. Tabii olabilir yani, matematik buna izin veriyor ama yani o sırada yapılmış bir deney yok. Fakat sonra deneyler elektrona da uygulanınca bu sefer elektronun da aslında dalga gibi hareket ettiğini görüyoruz. Fakat şimdi burada dalga elektronun kendisi mi, elektronla ilgili bir şey mi, elektronun hareketini belirtmek için bizim kurguladığımız matematiksel bir durum mu, yoksa onun hareketinin somut bir hali mi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Sadece bugüne kadar parçacık olarak bildiğimiz ve hani bir noktada yükünü ve elektriğini ve kütlesini tespit edebildiğimiz parçacığın dalga gibi de davranabildiğini ve olasılık denklemlerine tabi olduğunu biliyoruz. Tek bildiğimiz şey bu. Dalgalananın ne olduğunu da bilmiyoruz elektron durumunda. Schrödinger bu arada denklemleriyle bunu dalgalanan elektronu atom altı parçacıkla, yani kuantum mekaniğinin temeline, bütün parçacıklarına taşıyor bu denklemleriyle. Elektron içinde şöyle bir şey söylüyor. Belki diyor elektronu oluşturan madde uzayda dağılıyor ve dalgalanan da bu dağılmış elektron özü diyor. Çünkü kendisi de böyle bu şeyden biraz tedirgin denklemden. Kuantum yorumuna zaten tamamen karşı çıkacak. Ama tam olarak öyle de değil. Çünkü parçacığı buluyoruz. Elektronu buluyoruz bir yerde. Şimdi eğer özü bütün evrene dağılmış olsaydı, bir olasılık olsaydı, yükünü bir yerde, kütlesini bir yerde bulabilmemiz gerekirdi. Ama öyle olmuyor. Elektronu tespit ettiğimizde tam olarak orada yükünü ve şeyini de buluyoruz. Kütlesini de buluyoruz. İşler burada da bitmiyor. Bir de belirsizlik ilkemiz var. Şimdi hem ışığın dalga ve parçacık olması hem de bir yandan da belirsizlik ilkesine göre de konumunu ve momentumunu aynı zamanda bilemeyeceğimiz gerçeğine geliyoruz. Yani bilebiliriz ama tam doğrulukla bilemeyiz. Ne kadar fazla momentumunu bilirsek konumunu o kadar olasılıksal olarak biliriz. Olasılıksal olarak konumunu ne kadar biliyorsak da momentumundan o kadar pay çalmış gibi oluruz. Aslında burada Heisenberg'in söylediği konumuyla ve momentumuyla ilgili ortalama değerler bize kuantumla ilgili işler, deneyler, üretimler yaparken yeterli olacağı, ortalama bir dalgayı yakaladığımızda işleri yürütebileceğimiz şeklinde. Tabii imalarını konuşacağız ama genel olarak şöyle söylüyor belirsizlik ilkesi. Biz klasik mekanikte ne demiştik? Bütün parçaların momentumlarını ve konumlarını bilirsek gelecekte ne olacağını bilebiliriz. Örneğin hava durumu için örnek verelim. Hava durumunda ne deriz? İşte o kadar çok değişken vardır ki o yüzden hava tahminleri kesin geçerli yapılamaz. Peki şey, hepsini bilseydik yapılabilir alt metni çıkıyor bu söylenenden ama öyle değil. Çünkü tek bir parçacığın bile konumunu ve momentumunu tam bir kesinlikle söyleyemiyoruz. Dolayısıyla doğa orada bir aslında perde çekiyor. Bir gizem yaratıyor ve buradan sonrasını zor bilirsiniz diyor. Şimdi burada aslında insanların da çok yanlış anladığı şeyler var bu belirsizlik ilkesinde. Ona da gireceğim ama özet geçeyim. Yani şimdi bir parçacığın konumunu ölçmeye çalışıyoruz veya işte yönünü, yani momentumunu ölçmeye çalışıyoruz veya hızını ölçmeye çalışıyoruz. Aslında üçlü bir değişken. Bunu yaparken kütle çarpı hız. Bunu yaparken biz hani gözlem yapıyoruz diyoruz ama gözlem kavramını ayrı bir başlık altında açıklamak gerekiyor. Gözlem kavramı masum bir şey değildir. Yani şöyle bakmak değildir gözlem kavramı. Gözlem kavramını yayın ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Ama bu konumuzu tamamlayalım.
Gözlem çok masum bir şey değildir. Gözlem vahşi bir şeydir. Bir parçacık için onu da söyleyeyim size. Bir spoiler vermiş oldum. Gözlem bir parçacık için vahşi ve acı veren bir şeydir. Spoiler'dan sonra devam edelim. Heisenberg belirsizlik ilkesi çok kritik bir ilke. Çünkü aslında bir parçacığın konumunu ve momentumunu tam olarak söyleyememek bizim çift yarık deneyinde yapamadığımız bir şeye de sebep oluyor. Hemen hızlıca önden bir söyleyeyim. Şimdi bir yarıktan bir parçacığın geçtiğini biliyorsanız onun yerini tespit etmiş oluyorsunuz. Böyle bir önden şey vereyim. Sonra uzun uzun konuşacağız. Burada şimdi bunlar aynı zamanda tabii dalga dalga diyoruz da bu atom altı parçacıklar aynı zamanda da parçacık. Klasik mekanik gibi düşünürsek yani ateş açmışız ve mermiler deliklerden geçiyor. Yine bu karşıdaki görüntü gibi bir şey göreceğiz. Çünkü dalga dediğimiz şey dalgalanan bir şey. Parçacık dediğimiz şey dalgalanmayan bir şey. Yani bir yerden başlıyor. Bu yarıklardan herhangi birinden, her ikisinden birden değil, geçiyor. Oysa dalga ikisinden birden geçebiliyordu. Tek bir dalgamız vardı Young deneyinde. İki yarıktan da dalga şeklinde yayılıyordu tekrar. Burada aslında son derece sağduyumuza ve klasik mekaniğe de uygun bir şekilde parçacıkların duvardan böyle tek tek mermiler gibi geçip arkadaki kum torbasına da saklandığını görüyoruz. Şimdi buradan çift yarık deneyine geçeceğiz. Çift yarık deneyi Young deneyinden biraz daha farklı şeyler söyleyeceğiz. Dalga üzerine konuşacağız ama hem dalga hem parçacık üzerine. Çift yarık deneyin çok önemli bir deney kuantum mekaniğinde. Feynman bunun aslında her şeyin özü olduğunu söyler. Hatta çift yarık şey kuantum meseleleriyle ilgili böyle yayınlar izliyorsanız şey derler. Hani o çift yarık deneyi vardı ya orada olan gibi. Sürekli referans verilen böyle sevimli bir deney. Buradaki mesele ne? Aslında Young deneyindeki elimizde bir ışık kaynağı var. Ya da elektron da gönderebiliriz. Bu arada bu deneylerin tümü atom altı parçacıkların hepsiyle yapılmış ve aynı sonuçları vermiş. Çift yarık deneyi için konuşuyorum. Hatta atomlarla yapıldığını ve yine benzer deneyi verdiğini söyleyebiliriz. Benzer sonucu verdiğini söyleyebiliriz. Ne zaman bu sonuç değişiyor orada tam emin değiliz. Onu konuşacağız zaten. Şimdi elimizde bir ışık ya da elektron kaynağı var. Bir tane de çift yarığımız var. Bunlar kaynaktan dalga şeklinde çıktığını söylüyoruz. Ve bu dalgalarda bu yarığa ulaşıyor. Ve kırılım özelliği gösteriyor. Birbirleriyle girişim yapıyorlar ve en son perdede ya da direktörde bir dalgalı bir görüntü oluşturuyorlar. Şimdi buradaki sorun şu. Buna girişim deseni deniyor. Niye girişim deseni deniyor? Yani böyle normal iki iz görmemiz gerektiği halde bakıyoruz burada şu anda şeyde olduğu gibi, burada olduğu gibi şurada olduğu gibi bir sürü böyle çizgi. Bu girişim deseni dediğimiz bu aslına bakarsak. Yani bir sürü çizgi görüyoruz. Hayır, normalde şuradan çıkması buraya gelmesi lazımdı. Buradan çıkması buraya gelmesi lazımdı. İki tane desen görmemiz lazım burada. İki tane çizgi görmemiz lazım. Ama hayır. Merkezde yoğunlaşmış, kenarlara doğru azalan bir girişim deseni görüyoruz ki dalga mantığıyla baktığımızda bu doğru. Bakın zaten... Evet. Zaten bu girişim desenini gördük mü dalgadır. Diğer türlü deriz ki parçacıktır. Şimdi buradaki işler şurada değişiyor. Eğer bu çift yarık engeli dediğimiz duvara bir dedektör yerleştirirsek ya bu elektronlar tamam dalga dalga gidiyorlar diyoruz da az önceki yerde kalalım. Bu elektronlar tamam dalga dalga gidiyorlar da tek tek elektronlar ne yapıyor? Hangisi hangisinden geçiyor diye bakmaya çalışırsak ve deneyi şöyle kurarsak diyelim ki bir elektron geçiyor. 10 dakikada bir elektron geçecek. Biz buraya bir dedektör koyduğumuzda çift yarıklı engele bunlar artık dalga gibi davranmaktan vazgeçiyorlar. Yani biz artık dalga değiliz diyorlar. Akıllı uslu bir şekilde Newton'un çok seveceği ve isteyeceği şekilde hepsi ışık kaynağından çıkıyor. Yarıkların birinden ya da bir diğerinden ama ikisinden birden değil.
geçiyor ve girişim deseni falan da oluşmuyor. Hepsi sağda solda bir yerlere konuyor. Şöyle oluyor değil mi? Aynen böyle oluyor. Fakat dedektörü kaldırırsak dalga özelliği vermeye başlıyorlar. Eğer gözlemci yoksa ve fotonlar 10 dakikada bir geçiyorsa, burası ilginç, 10 dakikada bir tane foton ya da bir tane elektron gönderiyorum. Fakat dedektör koymuyorum. Gözlemlemiyorum yani sistemi. O zaman bu elektronlar tek 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 gidiyorlar ve biz yeterince uzun süre beklersek sonuç olarak oluşan dedektörde perdede oluşan görüntünün girişim deseni olduğunu görüyoruz. Yani biz orada dedektör koymadığımız halde tek tek giden fotonlar her biri 10 dakikada bir çıkıyor. O girişim deseninde yani kendiyle sanki girişim yapar gibi ve sanki her iki yarıktan da geçer gibi bir şekilde dalga olarak davranıyor. Demek ki her iki yarıktan geçiyor. Ve öyle bir yere konuyor ve o öyle bir yerde tespit ediliyor ki o yeterince beklediğimizde birçok elektron orada tekrar girişim deseni oluşturuyor. Fakat bunu da yine dedektörle yaparsak bunlar yine akıllı uslu parçacıklar olarak çantalarını sırtlanıyorlar. Okula gider gibi yollardan birini seçiyorlar ve tekrar gidip girişim deseni oluşturmaksızın karşıya konuyorlar. konuyorlar diyeyim, böyle şey gibi hareket ediyorlar. Şimdi burada aslında hile yapabiliriz. Şöyle hile yapabiliriz. Mesela elektron düzenekten geçerken böyle hızlıca kapatıp açmaya çalışabiliriz. Ya da dedektörleri açıp kapamaya çalışabiliriz. Ama bir şekilde doğanın bu şeyini çözemiyoruz. Buradaki sınırı aşamıyoruz. Eğer biz bakarsak onlar parçacık oluyor. Bakmazsak dalga hareketi yapıyorlar. Yani biz elektrona bakmazsak elektron sanki İki yarıktan birden geçiyormuş gibi ya da iki yarıktan birden geçme ihtimalini kendine saklıyormuş gibi duruyor. Şimdi burada bizim meselemiz şey değil. Hani biz burada bir elektron gönderdiğimizde buraya üst yarıktan mı, sağdaki yarıktan mı, soldaki yarıktan mı geçiyor bunu bilmiyoruz. Eğer bilirsek değil. Biz bunu bilsek de bilmesek de dedektör koyduğumuzda parçacık oluyor. Yani gözlemlemeye kalktığımızda parçacık oluyor. Yani burada bir eksik bilgi sorunu yok. Yani böyle oluyor. Aynen öyle. Şimdi bunun peşinden dolanmak için diğer slide'da pek çok şekilde bu çift yarık deneyi yapılmış. Buradaki deneyde de şöyle bir şey var. Foton fırlatıcı diye gösterilen yerde bir tane tek tek ya da demet halinde foton gönderen bir fırlatıcı var. Bu foton bölücü denilenin içinde bir çift taraflı yansıtıcı ayna gibi bir şey var. Oraya gelen bir foton %50 ihtimalle sağa, %50 ihtimalle sola gidiyor. Dolayısıyla buradaki fotonların nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu foton yansıtıcılar da ayna diyelim onlara. Aslında burada öyle görünmüyor da farklı uzaklıklara konulmuş durumda. Dolayısıyla sağ tarafa giden foton gidiyor. Bir girişim deseni, dedektör yok bunda. Bir girişim deseni oluşturmak için doğru yere ekranda konuyor. Diğeri ondan daha farklı bir zamanda erişiyor. Çünkü daha uzun bir mesafe kat ediyor. Ama sonuç olarak dedektör koymadığımızda şey oluyor. Ne oluyor? Dedektör koymadığımızda dalga hareketini görebiliyoruz. Bir sonraki slide belki daha açıklayıcı olacak bizim açımızdan. Bu Veler'in gecikmiş seçim deneyini yapmak için kurulmuş bir şey. Burada da foton bölücüler ve dedektörler var. Aslında Veler'in burada söylediği şey, buradaki ölçüm, şimdi bu foton bölücüyü şey gibi düşünebiliriz. Çift yarık deneyindeki yarıklar gibi düşünebiliriz. Şimdi ışık foton fırlatıcıdan çıkıyor ya da elektron diyelim. Elektron fırlatıcıdan çıkıyor, bölücüye giriyor ve %50 ihtimalle sağa ya da sola tamamen tesadüfi olarak gitmeyi seçiyor. Ya da seçmiyor, dalga girişim oluyor yani. Eğer biz bunu dedektörler gördüğünüz gibi bölücüden uzakta, biz bunu hangi yarıktan geçtiği, yani yarığın gerisine koyuyoruz diyelim. Buna rağmen eğer dedektörü açarsak parçacık gibi davranıyor, açmazsak dalga gibi davranıyor. Yani aslında geçmiş olması lazım.
Yani hani fotonun kendini biliyor olması lazım değil mi? Ben dalga ölçülmedim, ben buradan dalga olarak geçeyim. Ya da ya beni ölçtüler, ben buradan parçacık olarak geçeyim demesi lazım. Ama biz oraya kadar ölçmüyoruz, kandırıyoruz fotonu. Geçtikten sonra ölçüyoruz. Geçtikten sonra oraya bir dedektör koyuyoruz. Burada mesela şu var. Hani burada foton fırlatacağın geliyor. Foton bölücü var buraya. İster sola ister sağa gidiyor. Burada foton ayırıcıya geliyor. Burada dedektör var, ölçüm cihazı var. Bir tane de burada var dedektör ölçüm cihazı. İki tane var aslında. Hem sağa hem sola gideni ölçmek üzere konumlandırılmış cihazlar bunlar. Şimdi zurnanın zırt dediği yerlerden bir tanesi. Bu konuya şimdi mi gireyim yoksa anlatmanızı mı bekleyeyim bilmiyorum. İsterseniz geri dönerim. Ya biz bunu nasıl gözlemliyoruz kısmı? Dağınık da olabilir, iyi olur. Biz bunu nasıl gözlemliyoruz kısmına şöyle geleyim. Arkadaşlar buradan bir foton veya bir elektron geliyor. Bunu isterseniz başka bir atom altı parçacık da yapabilirsiniz. Veya bir proton yapabilirsiniz, bir nötron yapabilirsiniz. Proton, nötron büyüktür. Daha küçük pozitron yapın mesela. Elektronun anti parçacı. Şimdi ben buradan gelen, buraya gelen fotonu veya elektronu, buraya gelen elektronu görmek için ne yapmalıyım? Bu atom altı bir parçacık. Yani neredeyse foton büyüklüğünde bir parçacık bu. Ya da foton diyelim. Ne yapmalıyım? Buradan şu dedektör dediğim araçla bunu görebilmek için ben ona bir başka foton veya bir başka elektron fırlatıyorum. Bu foton veya elektron, buradan fırlattığım foton veya elektron, burada gelen gariban foton veya elektrona, yani bölünen foton veya elektrona çarpıyor. Çarpıp geri sekiyor, dedektöre geliyor. Yani ben zaten onu gözlemlemek için onun kafasına, hani dedim ya zulümdür bu parçacıklara diye. Bu bir şiddettir. Hiçbiri sevmez bunu. Ben zaten onu görebilmek için o zorbalığı yapıyorum. Ben zavallı elektronun veya fotonun kafasına buradan bir elektron veya başka foton fırlatıp onun zaten şirazesini kaydırıyorum. Ya ne parçacığı kalıyor ne de işte dalgası kalıyor ortalıkta. Dolayısıyla buradan sekip buraya geldiğinde parçacık gibi davranmak zorunda kalıyor. Çünkü doğasını bozdum ben onun. Gözlem dediğiniz şey atom altı parçacıkların doğasını, doğal hareketini bozmaktır. Başka türlü gözlemlemek de mümkün değil. Evet yani, ama burada şunu şöyle bir yanlışa düşmeyelim. Bu söylediğimizden şöyle bir anlam çıkmasın. Yani parçacıkların esas doğası dalga hareketi de biz onları gözlemlemeye çalıştığımız için parçacık gibi hareket ediyor değiller. Şimdi biz o dedektörü çalıştırdığımızda orada parçacığı yakalamaya çalıştığımız için parçacık gibi de hareket ediyorlar. Dedektördeki izini ellemeden yakalamaya çalıştığımızda da dalga gibi hareket ediyorlar. Şimdi buradaki geciktirilmiş seçim deneyinde John Weller, kara deliklerin isim babası, böyle fizikte de çok uçuk kaçık deneyleri çok, söylemleri çok olan, deneyleri de olan bir bilim adamı. Şimdi buradaki meselenin mantığı şu, yani biz aslında geçmiş zamanı kuantum mekaniğiyle yeniden tanımlıyor gibiyiz. Çünkü belki kuantum mekaniği bize hani geleceği tanımlayamıyoruz. Çünkü bir parçacığın konumunu ve momentumunu aynı anda bilemiyoruz diyordu ama burada aslında artık dedektörden geçmiş, bir tarafa gitmeye karar vermiş olmalı ya da dalga hareketi yapmaya karar vermiş olması gereken bir parçacıktan söz ediyoruz. Ve geçip bu seçimi yaptıktan sonra bile ölçtüğümüzde ve ölçmediğimizde geçmişe dönük olarak kendini düzeltiyor gibi. Yani geçmişi tekrar kuruyor gibi. Takipçilerimiz de yazmış, Einstein da söylüyor, çok büyük itirazlar getiriyor bu kuantum meselesine. Gerçekten de bakmadığınız zaman ayın orada olmadığını mı düşünüyorsunuz diyor. Haklı. Bohr'la da bayağı bir tartışıyorlar bu meseleyle ilgili. Bohr çünkü kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumunun o dönem savunucularından biri ve birçok... Buradan şunu diyemez miyiz? Parçacığın bilinci değil de parçacığın hafızası var. Aslında bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Bu iş sadece böyle yürüyor. Yani bu bizim denklemlerimize, kuantumla ilgili yaptığımız işte mesela MRI biliyorsun kuantum fiziğiyle işleyen bir alet çalışıyor. Ama yani tam olarak ne olduğuyla ilgili bir fikrimiz yok. Çok karmaşık ve çok farklı bir dünya. Burada Einstein'ın bu aile ilgili sorusuna Bohr şey diyor, yani biz teorik olarak bir parçacığın
nerede olduğunu sormamız bile anlamsız. Burada makro dünya ile mikro dünya. Burada zannedersem Einstein şöyle düşünüyor. Benim anladığım kadarıyla ya diyor siz felsefe yapıyorsunuz, biz bilim yapmaya çalışıyoruz, siz felsefe yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü Einstein'ın bunu duyduğu ilk zamanlardaki bilimsel altyapıya bakarsak, aslına bakılırsa Heisenberg'in söyledikleri bir felsefi söylemlerden ibaret. Yani çünkü o var, bu var, bilmem var, işte onu anlayamayız, bunu göremeyiz, şunu duyamayız. Yani sanki hiçbir şeye benziyor bu biraz da. O dönemki Hristiyanlığın, Hristiyan ve Musevi bunlar. Hristiyan ve Museviliğin Sufiliğinde var olan konuları anlatıyorlar gibi geliyor Einstein'a. Ki Einstein da bildiğiniz gibi herhangi bir dine inanmayan bir insan. Ve buna inanılmaz şekilde itiraz ediyor. Ama bu arada Heisenberg de zaten inançsız biri. O da ayrı bir mesele. Şimdi Tabii buradaki inanç, öyle bir inanç olmasa da şöyle bir inanç. Şimdi başlangıçta klasik mekaniğin bir paradigma olduğundan bahsetmiştik. Kuantum mekaniği de başka bir paradigma. Şimdi biri büyüklerin dünyasında son derece doğru sonuçlar verirken, biri de mikro dünyada son derece doğru sonuçlar veriyor. Ve biri bunlardan biri, yani kuantum mekaniği, bizim sağ duyumuza çok aykırı. Yani bir şekilde sanki geçmişe dönük olarak parçacıklar bu deneyde birbirlerini götürmüş gibi. Feynman'ın şöyle bir sözü var. Burada sanki dalga tüm geçmişlerin toplamı gibi, yani tüm olasılıkların toplamı gibi, yani geçmişte ölçülmemiş şimdiki zamanın olasılıklarından oluşan bir dalga denklemi olabilir bu diyor. Ağırlıklı olarak kabul gören görüş bu, ama bunun doğru olup olmadığını Feynman bile bilmiyor. Çünkü biz dalga derken de, parçacık derken de ne dediğimizi bilmiyoruz. Bu aslında hani bu olasılıklar toplamı bizi bir miktar şeye götürmüyor mu? Şimdi Schrödinger'in deneyine geleceğiz. Orada bu aslında kuantum fiziğinden gelen bu yaklaşım bizi olasılıklar toplamına, yani çok fazla şeyin aynı anda olduğu farklı yapılarda, farklı zamanlarda, farklı evrenlerde olduğu fikrine götürüyor galiba. Götürüyor, ama burada götürmeyi böyle çok mistik bir şekilde anlamamak için şu dalgaların çökmesi meselesine bir gelelim. Bu bir Kopenhag yorumu. Şimdi buradaki olasılık dalgasını şöyle ifade ediyoruz. Şimdi bu gördüğünüz koni şeklindeki yapı, elektronun nerede olabileceğiyle ilgili bir dalga. Aslında evrenin her yerine yayılmış olabilir, ama bulunması en olası yerlerle ilgili böyle bir koni çiziyoruz. Zaten tam olarak nerede olduğunu görmeye çalıştığımızda bu olasılık dalgaları çöküyor ve atom hey ben buradayım diyor. Bu kuantum mekaniğin de ölçüldüğü anda dalga mekaniğinin çöktüğünü, aynı çift yarık deneyim önüne dedektör koyunca hani parçacık gibi davranmaya başlıyordu ya, aslında bunu açıklayan bir şey. Şimdi Schrödinger'in ölçülmediği zaman Schrödinger'in de dalga denklemleri kuantum mekaniğinde işliyor. Deneyici ölçüm yapmak için burnunu soktuğunda oyunun kuralları değişiyor. Bu sefer parçacık gibi davranmaya başlıyorlar. Şimdi buradaki soru şu: deneyicinin ölçüm yapması dalga fonksiyonunu neden çökertiyor? Yani burada özellikle çökme görünüyor diye. Yani hani gerçek olan ne ve çökme mesela ne zaman oluyor? Daha doğrusu ne kadar sürüyor? Ölçtüğümüzde oluyor biliyoruz, ama ne kadar sürüyor? Hangi büyüklük aralığında oluyor bu? Ya bunları tam olarak bilemiyoruz. Bizim yaşadığımız mekanik dünyada biz bir şeyi ölçtük diye, görebildiğimiz bir şeyi ölçtük diye, boyunu ölçtük diye o bir anda dalgayken çökmüyor. Yani kuantum kuramının klasik fiziğe dönüştüğü büyüklük hakkında çok fazla şey bilemiyoruz. Aslında şeylerin niye böyle davrandığını da bilemiyoruz. Fizikçiler bunlarla çalışırken aslında işte elektronun şurada olma olasılığı bu kadar, burada olma olasılığı bu kadar diyor ve bu çalışıyor. Bu denklemleri de bize kuantum fiziği söylüyor, ama bunlar bize bir sürü başka şey ima ediyorlar. Zaten işin dediği yerde burası. Yani klasik mekanikten dediği yer. Evet. Şimdi burada bizim
klasik mekanikten ayrıldığımız nokta, az önce senin de bahsettiğin gibi, deneyi yapan gözlemci deneyin sisteminden bağımsız değil. Yani bir deneye müdahil olduğunuzda onu ölçmek adına değiştiriyorsunuz. Ve tek bir parçacığın bile konumunu ve momentumunu doğrulukla belirleyemediğiniz için geleceği bilmek çok mümkün değil. Yani arkada işleyen, böyle biz hiçbir şey yapmasak da işleyen, tıkır tıkır işleyen bir saat mekanizması yok aslında kuantum mekaniği için. Bu noktada klasik fizikten ayrılıyor. Fakat burada sağduyumuzu aslında o kadar aykırı bir durum ki, yani bu ne demek şimdi? Tek bir parçacık, evet, elektron aslında bir parçacık. Geçiyor, dalga hareketi yapıyor. Nasıl yapıyor olabilir? O zaman yapabileceği tüm olası hareketler birbiriyle girişim haline geliyor ve biz perdede girişim görüyoruz. Eğer ölçersek tüm olası hareketleri teke indirdiğimiz için ölçmemiş oluyoruz. Ölçmüş oluyoruz. O zaman parçacık gibi davranıyor. Şimdi bunlar çok tuhaf şeyler aslında. Yani hani burada doğanın burada bize müsaade ettiği bilme sınırı, hani çok tuhaf bir sınır. Bunlar çok, böyle bir şey olabilir mi? Yani oradan geçme olasılığıyla buradan geçme olasılığı dalga oluşturdu ve birbirinin içine girdi. O yüzden de biz girişim örüntüsünü görüyoruz. Yani çok saçma bir şey. Ya saçma gibi durduğunun farkındayım. Ancak burada şey var. Nasıl diyeyim? Şimdi bak, burada kuantum mekaniği bize ne diyor? Diyor ki tek bir parçacığın bile konumunu ve momentumunu aynı anda aynı doğrultuda belirleyemeyiz. Şimdi biz burada ölçüm yaparak zaten bunu belirleyebiliriz. Şimdi bir parçacık gidiyor kendi haline, galiba bir parçacık. Bu parçacık bizim gözlem yapabildiğimiz, yani gözlem araçlarımızın boyutlarında, gözlem araçlarımızın gözlem yeteneğinin boyutlarında. Örneğin biz nasıl görüyoruz? Gözle görüyoruz. Gözle görmemizin veya işte ne bileyim dedektörle görüyoruz. Dedektörle görmemizin yolu foton veya elektron kullanmak. Şimdi zaten parçacık foton veya elektron boyutlarında. Ben bir parçacığın konumunu tahmin etmek için ona bir foton veya bir elektron fırlatıyorum. Şimdi fotonun ve elektronun zaten bir enerjisi var, bir hızı var. Ben o fırlattığım elektron veya fotonla diğer o parçacığa, gözlemlemek istediğim parçacığa çarpıyorum. Ben o parçacığa çarptığım anda şu bilgiyi ediniyorum mesela. Ben bu parçacığa çarptım. Ben çünkü bu elektron, bu fotonu şu anda göndermiştim. Bu foton veya elektron bana şu anda geri döndü. Yani aradan geçen zamana bakıyorum. Heh diyorum, tamam. Bu fotonun konumu burası. Bitti. Bunu buldum. Konumunu öğrendim. Herhangi bir sıkıntı yok. Ne uzaklıkta olduğunu biliyorum. Ama öğrenemediğim şey şu. Bunun momentumu, yani hangi yöne gittiği. Bunu öğrenemedim. Hangi yöne gittiğini öğrenebilmek için ne yapıyorum? O parçacığı ölçmek için ben yine başka bir yere, o parçacığın çarpabileceği başka bir yere, örneğin ön tarafına bir yine dedektör yerleştiriyorum ve yine bir parçacık gönderiyorum. Bunu bulduğumda ise fotonun veya işte o parçacığın momentumunu buluyorum. Yani nereden geldi bu veya hangi hızla geliyordu, bunu buldum. Ama işte konumunu bulamadım. Yani nereden geldi kısmını bulamadım. Sadece şeyi buldum. Bu sıkıntı. Burada dediği gibi deneyi yapan gözlemci deney düzeneğinden bağımsız değildir. Yani siz de aslında orada deney yapan gözlemciyken siz de o düzeneğin bir parçasısınız. Siz de aslına bakırsa deneksiniz orada. Biraz da böyle, evet, bir şeyi var, durumu var. Aynen öyle. Schrödinger'in kedisine geçelim istersen. Çok sevdiğim ve çok sevdiğim bir şey değil aslında. Bir şeyleri anlatmak için biraz şişirilmiş bulduğum şey ama hızlıca bahsedeyim. Aslında Schrödinger'in kedisi kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumunda, yani işte dalgalar ölçtüğümüzde dalga hareketi çöker ve parçacığa dönüşür yorumunda bir paradoks. Şimdi şeyi söylemiştik hatırlarsanız, bu kuantum mekaniğinin nerede bittiğini ve klasik mekaniğin nerede başladığını, bu ikiliğin ve belirsizliğin nerede bittiğini bilmiyoruz. Aslında biraz bunun için tasarlanmış bir düzenek sistemi. Çünkü küçük bir nesnenin
kuantumsal hareketini, yani işte oradaki şey bozulacak, neydi onun adı, radyoaktif madde, dedektör bunu algılayacak ve işte şey şişe kırılacak ya da kırılmayacak, ona göre kedi ölecek ya da ölmeyecek. Bir düşünce deneyi bu arada, kedi ölmüyor, böyle bir deney yapılmadı yani. Şimdi burada olasılıklı bir durumu, yani bozulup bozulmamayı, bir kuantum durumunu doğrudan günlük hayatta tanıdığımız, bildiğimiz bir nesneye uygulayarak orada ne olduğunu düşünmeye çalıştık. Schrödinger'in kendisi evet dalga denklemlerini bulmuş olmasına rağmen kuantum mekaniğinin bu Kopenhag yorumuyla çok barışmıyor. Aslında bu şeyi de, bu Schrödinger'in kedisi düşünce deneyi de buradaki paradoksa işaret etmek için kurulmuş bir şey. Çünkü eğer bozulup bozulmama ihtimali kuantumsal süreçlerle yönetiliyorsa, o zaman biz kediye açıp ölüp ölmediğine bakasıya kadar yani hem ölü hem diri diyoruz. Yani hem bozulmuş hem bozulmamış. O zaman kedi de hem ölmüş hem ölmemiş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu arada şunu söyleyeyim. Bu deney gerçek dünyada yapılamaz. Zaten böyle bir teknik imkan yok. Yani bir parçacığın bozulup bozulamadığı, bozulduğu anda işte bir şişe kırılacak, kedi ölecek veya işte bir lazer fırlayacak, kedi öldürecek gibi şey gerçek dünyada mümkün değil. Bu bir düşünce deneyi sadece. Yani birçok insanla bu yapılabilir zannediyor. Onu bertaraf etmem lazım. Düşünce deneyleri fiziği gerçek deneyler kadar aslında ilerleten bir şey. Şimdi burada kedinin biz kutuyu açıp bakana kadar hem ölü olup hem de yaşıyor olması Kopenhag yorumunun paradoksuna işaret etmek için söylenmiş bir şey. Ama tabii bu paradoksa karşı Kopenhag yorumunun da söylediği bir şey var. Onlar da şey diyor, yani burada şimdi büyük bir nesne olan, yani makro dünyaya ait bir bir canlı olan kedi ölüyor ya da ölmüyor ve bunu da bir gözlem sayabiliriz. O yüzden de burada dalga fonksiyonu çöker diyor. Bu deneyi daha sonra yine düşünce deneyi olarak kameralarla düşünüyorlar. Kameranın da bir gözlemsel süreç olduğuna, çünkü zaten dedektörün de bir gözlem aleti olduğu. Hepsi kamera aslında yani sonuçta. Evet, aslında hepsi kamera, yani gözümüz de kamera, kamera da gözümüz gibi bir şey. Bu deneye böyle cevaplar veriliyor, ama hani bu kadar konuşmuşken bu çokça gündem işgal eden paradoksu da söyleyelim. Hakikaten olmaz olsun o kedi kanunda dediği gibi. Şimdi Hilal, istersen şöyle bir şey yapalım. Yaklaşık bir saattir yayındayız. İzleyicilerimize izliyor. Sağ olsunlar. Oldukça yoğun. 80-90 kişi civarında şu anda bizi izliyor. Teşekkür ederiz herkese. Uzun yayınlar insanları sıkıyor. Hem bizi yoruyor hem de insanları sıkıyor. Siz de hocam uzun zamandır konuşuyorsunuz. Böyle bir nefes alın. İsterseniz bir çay alın. Sizler de arkadaşlar isterseniz bir çay kahve alın. Yaklaşık 5 dakika ara verelim. 5 dakika sonra tekrardan bir arada olalım. Devam edelim. Çok keyifli gidiyor yayın. Sorular da çok var. Çok soru var. Bu arada sorularınızı hepsini cevaplayacağız arkadaşlar. Sorularınızın hepsi cevaplanacak. Merak etmeyin. Bir 5 dakika geldiğince devam edelim. Tamam. 5 dakika ara veriyoruz.
guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32. Merhaba, kuantum mekaniği ve çoklu dünyalar yayınımızın şimdi ikinci bölümündeyiz. Zafer'i de alalım yayına. Zafer Emrecan, sen de evet. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bakalım en son nerede kalmıştık? Şey, izleyicilerimiz bu arada herkes çayını kahvesini aldım. Ya gerçekten bizim yayınlarımız uzun sürüyor. Normalde bu tür YouTube yayınları... Canlı yayınlar yarım saat, 45 dakika, en fazla bir saat sürer ama biz uzun uzun yapıyoruz yayınlarımızı. Şu anda 1 saat 9. dakikadayız. Yaklaşık 6-7 dakikalık bir ara verdik. Devam edeceğiz. Sorularınızı da alacağız arkadaşlar. Onu da özellikle belirteyim. Hatta şuraya yazayım da en azından sorularınızı chat'e yazın diye. Evet. Sorularınızı yazmaya devam. Bu arada devam etmeden önce bizim arada... Aşağıda arkadaşların arasında bir sohbet kendi aralarında dönüyordu. Biraz ondan bahsedeyim. Aramızda evet, bu işi akademisyen olarak yapan yok. Zafer de öyle değil, ben de öyle değilim. Ve şeyde de bu bizim sayfamızda da zaman zaman olan bir şey. İşte ne okudun, makale okudum, belgesel izledim falan filan. Şimdi şöyle bir şey, ben bu işin yani... Üniversitede okuduğum alan da zaten çok farklıydı. Uluslararası ilişkiler okudum ben. Zafer işletme okudu. Şöyle düşünüyorum. Çokça popüler bilim kitabı okuduktan sonra artık neyin daha bugün bildiğimiz fizikle doğrudan ilişkili olduğunu seçebiliyorsunuz. Ve fizikçilerin popüler yayınlarını okuyoruz ağırlıklı olarak. Felsefeciler bile bazen, mesela dolanıkla ilgili bir felsefecinin kitabını okuyordum. Işığın hızını yanlış yazmış. Şimdi burada önemli olan, tabii bilmek çok demokratik bir süreç değil. Bilmek biraz antidemokratik bir süreç, ona katılıyorum ama bizim Kozmik Anafor'da yaptığımız şey ve yapmak istediğimiz şey aslında bu işin akademisini okumayan insanların da bu astronomiyle ilgili, işte bugün konuştuğumuz kuantum mekaniğiyle ilgili birçok konuyu bilebilir ve öğrenebilir olduğunu ifade etmek. Bunlar yapılabilir şeyler. Bir fizikçiden daha fazla dikkat ediyoruz. Çünkü işin matematiğini bilmediğimiz için söylediğimiz herhangi bir imanın başka bir yerlere gitmesinden çok ciddi imtina ederek aslında yapıyoruz ve yapılabilir. İlla da bu işin şeyini okumaya gerek yok. Zaten artık bilmek, doğru bilgiyi seçebilmekten de geçen bir şey. Hilal Hanım, bir dakika şer koymam lazım. Ben işin matematiğini de biliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Açıklarım. Şimdi şöyle bir şey var. Burada hani belirtmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bilim anlatıcılığı çok farklı bir konudur. Yani bilim hani nasıl diyeyim? Örneğin Carl Sagan. Carl Sagan Amerika'da çok aşağılanmış bir insandır. Yani zamanının bilim insanları tarafından. Çünkü bilim anlatır. Alanı olmayan konularda bile bilim anlatır ki biz Carl Sagan'dan çok şey öğrendik. Şu anda da başka bilim anlatıcıları vardır dünya üzerinde. Anlatırlar. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi kuantum fiziğiyle ilgili örneğin televizyon programlarını izlersiniz. Bir kuantum fizikçisini getirirler. Gerçekten alanında çok başarılı bir fizikçidir. Karşısına bir tane sahte bilimci koyarlar. Ki bizim Türk televizyonları bu ahlaksızlığı çok yapar. Sahte bilimci koyarlar karşısına. Sahte bilimci alana o kadar hakimdir ki bizim o normal çok başarılı bilim insanımızın bilmediği, hani çünkü alanı olmadığından dolayı bilmediği konuları öğrenmiştir. Ve televizyonlarda bizim bilim insanlarımız
Maalesef bu Amerika'da da aynı şekilde, Almanya'da da aynı şekilde gerçekleşiyor ama Amerika ve Almanya televizyonu, Amerika'yı pas geçeyim. Almanya, İngiltere, Fransa gibi, Japonya gibi ülkelerin televizyonları bu alaksızlığa girmiyor. Orada bizim fizikçilerimiz, bilimcilerimiz suskun kalmak zorunda kalır. Çünkü düşünün, bir astrofizikçisiniz, siz çift yıldızlar üzerine 10 yıldır çalışıyorsunuz. Hayatınız çift yıldız, yani çift yıldızlar. İşte ne bileyim, veya işte tayf ölçümü, veya ne bileyim kara deliklerin çevresinde dönen, bu arada kara delikler de apayrı bir şeydir. Kara deliklerin bu Hawking ışını. Hayır, Hawking ışını değil. Kara deliklerin çevresinde biriken fotonlar üzerine yani o olay ufku üzerine çalışma yapmışsınız. Sizin bütün hayatınız bu. Sen astrofizik profesörsün yani. Bütün hayatım bu. Bu profesör Mars'ın yörüngesini bilmek zorunda değil ki, zaten unutmuş, bitmiş. Bu profesör işte atıyorum yörünge denklemlerini unutmuş. Yani bir roket nasıl fırlatılır unutmuş, bitmiş. Yani o onun için kalmamış o. Çünkü alanı o, onun üzerine gidiyor sürekli. Kalkıp da o astrofizikçiyi, astronomu kalkıyorsunuz, bir sahte bilimcinin karşısına çıkartıyorsunuz. Sahte bilimci çıkıyor diyor, ya sen bana diyor şu galaksiler arası uzaklıktan bahset diyor. Bir astronom, bu arada net bir şekilde söylüyorum, bir astronom, bir profesör Andromeda ile Samanyolu arasındaki mesafeyi bilmek zorunda değil, pek unutmuştur zaten. Zaten o adam yıllardır onunla ilgili hiçbir uğraş içerisinde değil. Bilim anlatıcıları şunu yaparlar: biz her konuda, hani konuşulabilecek konuların tamamında bilgi sahibiyiz ki bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü ben bunu yaparken, veya siz İlhan Hocam bunu yaparken, ben arka planda Hera diyagramını çalışmak zorunda değilim. Hera diyagramının üzerine makaleler yazmak zorunda değilim. Ben ömrümü buna adamak zorunda değilim. Ben bir mavi yıldızın, bir B-type tipi mavi yıldızın davranış dönüş dinamikleri üzerine aylarımı, yıllarımı harcamak zorunda olmadığımdan dolayı ben genel bilgiyi alıyorum. Siz genel bilgi alıyorsunuz, yani bilim anlatıcıları, ve bunu aktarıyoruz. Bütün yaptığımız bu. O yüzden de hani şu anda anlattığımız konuda, hani bilimsel doğruluk içerisinde, çevresinde şekillenmiş bir anlatım bizim yaptığımız. Yani o yüzden ben kimim? Bu arada kim izleyicimiz bizim akademisyen olup olmadığımızı sormadığını söylüyor. Onu ben fark ettim. Sadece buradan genel bir açıklama getirelim diye söyledim. Yani şahsınıza verilen bir cevap değildi Tolga Hocam. O sadece hani onun üzerinden bilimdeki demokratik süreçleri, tabii bu daha toplumsal süreçleri söylemek üzerine konuşuyoruz. Size mahsus bir şey. Tabii bu şeydir, yani bu doğrudur, onun şahsına değil elbette ki, yani haddim de değil, yani ben kimim ki onu öyle bir şey yapabileceğim, benim haddim değil yani bunu demek. Bilim anlatıcılığı çok 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 farklı bir şey. Dünyada 1970'lerde 60'larda gelişmiş ülkelerde bu küçük bir şey olarak görülüyordu, bilim anlatıcıları. Yani küçük insan, ya bu ne, bilim anlatıyor işte, bir şey de bildiği yok. Şimdi Türkiye'de biz biraz biliyorsunuz 35-40 sene geriden geliyoruz. Şu anda Türkiye'de bilim anlatıcılığı aşağılanıyor. Yani sen kimsen, hem akademik anlamda akademisyenler tarafından aşağılanıyor, hem de genel halk, ya ne ki ya adam, yani Zafer Emecan kim ki? Zafer Emecan işte Akdeniz Üniversitesi işletme mezunu, sanat yönetmeni bir adam, kalkıyor da burada astronomiden bahsediyor deyip küçültülüyor. Oysa ben Amerika'da, veya işte Amerika'da, ben diyeyim de tabii ki, Amerika'da böyle bir insan en üstüne tutuluyor. Yani şey vardır, bizim yazarımız Zafer Acar vardır mesela, Amerika'da bilim anlatıcılığı işi yapar. Ya öyle böyle bir şey değil ya, gitmediği üniversite, çağrılmadığı üniversite, ya adam neredeyse Harvard'da konferans verecek, yapmayın yani, gözünü seveyim. Ama ney? Pazarlama okumuş bir insan, ama bilim anlatabiliyor. O yüzden zaten çok değer görüyor. Yani zamanla Türkiye'de bu aşılacak. Yani halkımız bilimi öğrendikçe ve bilim anlatıcılığının ne olduğunu öğrendikçe aşılacak. Yani bu dediğim gibi. Şimdi isterseniz konumuza tekrardan girelim. En son Schrödinger'in kedisinde kalmıştık. Kediyi de yayına alalım. Aldık. Kediyi de yayına aldık. Bunun Kopenhag yorumuyla ilgili bir paradoksa işaret ettiğini söyledik.
Ve buradaki esas sorunun ölçüm problemi dediğimiz, yani aslında biz bakmadığımızda veya ölçmediğimizde atom altı dünyanın başka türlü, ölçtüğümüzde başka türlü davranmasıyla ilgili ve bunun bizim eksik bilgimizden kaynaklanmadığını, doğanın böyle davrandığını, sanki adeta biz ölçmüyorsak nasıl davranacağıyla ilgili kendisinde bir karar vermemiş gibi hareket ettiği iması var. En azından kuantum kuramının Kopenhag yorumunda, yani çöken dalgalar dediğimiz durumda. Şimdi buradan artık yavaş yavaş işin kaymaklı kısmına gelebiliriz bence. Şimdi bu çoklu birçok dünya denilen doktora tezi nereden çıkıyor? Bu görmüş olduğunuz beyefendi Hugh Everett, 1957'de Princeton Üniversitesi'nde birçok dünya diye bir doktora tezi veriyor. Ve tam olarak ölçüm problemi üzerinden veriyor bunu. O da şöyle, Kopenhag yorumu hani diyordu ya, olası birçok gerçek var, bunlardan işte bu olası seçenekler birbirleriyle girişim yaptığı için biz dalga görüntüsünü görüyoruz. Ölçtüğümüzde bunlar çöküyor ve bir şeyi seçmeye zorluyoruz. O yüzden parçacık hareketi görüyoruz diye. Hugh Everett, bu arada doktora tezinin danışmanı da John Weller, yine önemli bir bilim adamı ve uzun sürede bu tezin arkasında duruyor. Fakat sonra biraz daha gözden düşüyor tez. Aslında Everett şey diyor, ya diyor, peki bunlar, hani bu olasılık dalgaları aslında biz seçtiğimizde, yani biz ölçtüğümüzde yok olmuyorsa da onlar da başka bir gerçeklikte var oluyorsa, yani bir elektronu ben dedektörü koydum, dedim ki sağ yarıktan geçiyor ve o artık dalga özelliğini bıraktı. Everett de diyor ki ben onu ölçtüğüm anda sağ taraftan geçtiğini gördüğüm anda başka bir gerçeklikte de sol taraftan geçiyor olabilir. Bu arada tez oldukça matematiksel bir tez. Böyle biz lafazan bir şekilde anlatıyoruz ama bayağı matematiksel formüllerle ve Schrödinger'in denklemleri falan da kullanılarak yazılmış bir tez. Ve bu tez aslında biraz sanki kuantum fiziğiyle mekaniği, klasik mekaniği de barıştırıyor gibi duruyor bir yandan. Herhalde klasik mekanik, yani Einstein görse sevinirdi. Çünkü aslında olasılıkların birbirine girişim yaptığı ve ölçüldüğünde tek bir parçacığa çöktüğü bir evren değil, aslında ölçüldüğünde bir evrene geçiş, diğeri de başka bir evrende oluyor gibi. Şimdi burada evrende her yerde saniyelerce meydana gelen kuantum durumlarını düşünün ve ne kadar çok olası gerçekler olabileceğini bu tezle ilgili düşündüğümüzde çok aslında ilginç sonuçlar çıkıyor. Yani Zafer'in bilim yayınları değil de makyaj videoları çektiği bir alternatif evren gibi. Neyse, iyi ki bu evrende yaşıyoruz tabii. O korkunç bir evrendir muhtemelen. Şey Hilal, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Zannedersem hani, hem sesin kesiliyor hem de görüntün o bildiğin pikselleşti. Bir yayından çıkıp tekrar girebilir misin? Hemen. Şimdi arkadaşlar, Hilal hocamız gelene kadar ben de size şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz biz bu yayınları taşıyarak yapmıyoruz. Ama şunu da yapıyoruz. Olabildiğince fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Olabildiğince fazla kişiye ulaşmak için de lütfen hani sizden ricamız şu. Yani kendi sosyal medya hesaplarını, çok zor değil. Hani bu yayın linkini kopyalayın arkadaşlar. Kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bakın böyle bir yayın var. Ben bunu izliyorum. Belki sizin de ilginizi çeker. Hani iyidir kötüdür bilmem. Belki ilginizi çeker diye paylaşırsanız seviniriz. Olabildiğince daha fazla insana ulaşmak, olabildiğince daha fazla insanı bilimlendirmek, hani hepimizin görevi olmalı. Hani bazen şeyi düşünürüz ya, Türkiye'de bir bilime ilgi yok, olmuyor, niye yok? Ama işte şimdi mesela burada 86 arkadaşımız bizi izliyor. 86 arkadaşımızın 86'sı şunu yapabilir normal şekilde. Hani linki kopyala, Twitter'ı, Facebook'u, işte TikTok'u, artık hangi sosyal medyayı kullanıyorsa
buraya bakın ben bu yayını izliyorum. Güzel bir yayın veya kötü bir yayın diyebilirsiniz. Berbat bir yayın var. Gelin arkadaşlar berbat yayını hep beraber trolleyelim. Bu da olabilir. Paylaşın en azından. Bu bizi çok mutlu eder. Yaparsanız seviniriz. Paylaşın. Hilal Hocam da geldi bu arada. Acaba nereleri duyulmadı söylediklerimi bilemiyorum. Yok. Bir sıkıntı yok gibi duruyor şu anda. Tamam. Yani genel olarak aslında ölçüm probleminin problemiyle başa çıkamadığımız için bu sağduyumuza çok aykırı olduğu için bu doktora tezini yazıyor Hugh Everett. Aslında güzel de bir soru soruyor. Benim anladığım kadarıyla iyi de temellendiriyor sorusunu matematiksel olarak. Burada tabii bu aynı zamanda kuantum durumları bizim makro dünyamızı da etkilediği için aslında burada da bir buluşmaya sebep oluyor. Yani Hugh Everett'in çoklu dünya evreninde Schrödinger'in kedisi evrenlerden birinde yaşamakta, birinde ölmekte. Çünkü iki farklı olasılık var. Dolayısıyla bu paradoksu da çözmüş oluyor. Bir sonrakinde şey vardı, evet. Yani film şeridi gibi koyulmuş, benim de hoşuma gitti. Hem yaşayan hem ölen Schrödinger'in kedisi. İşte diğer yanda da aslında şimdi genel olarak tezi okumadım ama söylenen o ki tez makro dünya ile ilgili sadece işaret ediyor. İşte burada bunu yaparsak bu olur, şurada şunu yaparsak şu olur gibi bir şey söylemiyor. Ama tabii bir şey söylendikten sonra artık o kar topu gibi büyüyor. Dolayısıyla tezin sonucu olarak böyle bir şey de söyleyebiliriz. Genel olarak çoklu dünyalar, biz bugün burada sadece kuantum dünyasındaki, kuantum mekaniğindeki ölçüm probleminden çıkan bu çoklu dünyaları işleyeceğiz. Diğerlerini başka yayınlarda, iki haftada bir yapacağımız yayınlarda işleyeceğiz ama. Bir şey sorabilir miyim Hilal Hocam? Ya bu şimdi çoklu dünyalar deniyor. Bu çoklu dünya aslında çoklu evrenlerde aynı zamanda. O dönemde 1950 yılında evren, dünya, uzay hani böyle bağlamlarda ya evren şu, olarak da kabul edebiliriz tabii. Şu anlama mı geliyor? Sonsuz evrenler aslında bu. Tabii yani. Çünkü burada burada şu var, yani kuantumda çoklu dallar olma. Örneğin ben bir şeyi tercih ediyorum veya aynı anda başka bir şeyi tercih etmem gerekiyor. Bir tanesini tercih ettim. Onu tercih ettikten sonra benim herhangi birini tercih etmiş olmam gereken evrendeki kişi de gibi ya onu ya bunu tercih ediyor. Diğeri de zaten bunu yapıyor. Öteki bunu yapıyor. Zaten evrenler sonsuz oluyor. Ya buradan sonsuzluğa ulaşıyoruz. Şimdi sonsuzluk kavramı matematikte oldukça manasız bir kavram, bilirsiniz. Evet. Çünkü hani matematikçiler de bilirler. Sonsuzluk zaten anlamsızlıktır. Şimdi buradan evrenin anlamsızlığına mı gitmemiz gerekiyor? Çünkü burada bize şey veriyor bu çoklu evrenler kuramı, şunu veriyor. Abicim varsın, tamam eyvallah varsın da ya nerede varsın, nasıl varsın? Sen sonsuzdan beri varsın ve sonsuza kadar var olacaksın. Yani şimdi şöyle, bilimin güzel yanı da bu herhalde. Şimdi bazı şeyleri matematiksel olarak öngördükten sonra deneylerle örtüştüğünü görebiliyoruz. Bazen de matematiksel olarak öngörülen bazı öngörüler deneysel olarak hissedilemiyor yahut deneylerle uyuşmuyor ve terk ediliyor. Yanlışlanıyor yani. Şimdi benim şahsi fikrim Hugh Everett'in çoklu dünyalar kavramı nedense bana çok böyle içime sindirebildiğim bir, ya da evrenler diyelim, içime sindirebildiğim bir çoklu dünyalar kavramı değil ama hani bilimin güzelliği de burada. Sonuçta dalga kuramının içinden çıkmış ve döneminde ilk çıktığında olmasa da sonrasında biraz John Weller'in de desteğiyle bir miktar ilgi görmüş. Sonrasında başkaca bilim insanları tarafından da tekrar ele alınmış. Teorize edilmeye çalışılmış matematiksel olarak bir evren. Yani işin matematiğinin buna izin veriyor olduğunu ya da mümkün kılabiliyor olduğunu söylemek aslında fizik için bir olasılık olmuş oluyor. Pek çok şey, örneğin kara delikler biliyorsun, gözlemlenmeden önce matematiksel olarak işaret ettiği için görelilik denklemleri öncesinde var olabileceğine dair
yorumlar yapılmıştı. Hatta Einstein tarafından çok bulunan yorumlar yapılmıştı. Ancak şunu hani ben burada şunu söylemek istiyorum. Evet, şimdi olasılık vardır. Hani bir deney gözle hani bir şey, yani örneğin Einstein kara deliklerle ilgili öngörüde bulunmuştu. Görelilik kuramı zaten bunu söylüyordu. Daha öncesinde de örneğin şey William Herschel'da karanlık yıldızlar üzerine hani o kadar büyük yıldızdır ki, yani kütle çekimi çok büyüktür, o kaçamaz gibi daha ilkel bir varsayımda bulunmuştu. Bu varsayımlar ama bilimsel geçerliliği var. William Herschel bunu yaparken yıldızın kütlesinin şu kadar büyük olabileceğini, eğer o kadar büyük kütlede yıldız bulunabilirse işte örneğin başka bir yıldızın önünden geçerken biz bunu görebiliriz gibi bir hani doğrulama mekanizması veya yanlışlama mekanizması söylemişti. Einstein de keza aynı şekilde bir doğrulama yanlışlama mekanizması söylüyor. Ancak burada mesela kuantumda ben kuantum teorisine teori demiyorum. İzleyicilerimiz bana kızacaktır büyük kısmı ama ben söyleyeyim. Kuantum fikrinde bu varsayımda bulunurken bize hiçbir şekilde şu söylenmiyor. Yani bunu nasıl doğrulayabiliriz veya bunu nasıl yanlışlayabiliriz? Hani ortada herhangi bir fikir yok. Ben hani çoklu evrenleri, çoklu dünyaları... Pardon. Şimdi şöyle söyleyelim. Evet, bununla ilgili ben ayrıca bir yayın yapmayı önereceğim için söylüyorum. Çünkü çoklu evrenler meselesinde çok fazla yaklaşım var. Sicim teorilerinin yaklaşımı var, holografik evrenler var. Yani deneyle yanlışlayamayacağımız birçok şey var. Şimdi burada tabii bilimin yönteminle konuşmak gerekiyor. Biz hala ağırlıklı olarak Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik şeyini bilim için birinci ön koşul olarak koyuyoruz. Kuantum fiziği değil genel olarak ama Kopenhag yorumu için sonuçta bir yorum olduğunu söyleyelim. Çoklu dünyalar içinse bu iş hiçbir şekilde işlemiyor zaten. Yani yanlışlanabilir olması için henüz bir deney kurulamadı. Ama bunu çok ayrıca bilimin yöntemi olduğu için ve bir paradigma olduğu için çok ayrıca tartışmaya değer buluyorum. Tam bu Kopenhag yorumu mesela birçok insan duymuş. Kopenhag yorumu. Bu arada Kopenhag yorumu sosyolojiyi de uyarlayabiliyoruz. Şimdi mesela atıyorum Karl Marx toplumu gözlemleyip Komünist Manifesto'yu yazdıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ya da işte ben daha ufak bir sosyolojik durum tespit edip yazdığımda ya da öteki birisi ya da biz bu yayını yaptığımızda ya da biz bu toplumla ilgili bir şey söylediğimizde aslında söylediğimiz şey de birbirini değiştiriyor. Bir başka şey Asimov'un vakıf serisinde özellikle vardır. Psikotarih. Bu da aynı şey gibi kuantum kuramındaki bu dalga parçacıkların hareketi gibi tek tek ne yaptığını bilemeyeceğiniz ama hani toplam olarak nasıl bir olasılık dalgası elde edebileceğiniz bir tarih anlayışına işaret ediyor. Bu bilim kurgu eserinde de Einstein. En azından ben öyle okuyorum. Ya Kopenhag yorumu aslında şunu söylüyor. Şimdi biz bir elektronu gönderiyoruz ya, yarıktan geçiriyoruz. Aslında giren elektronla çıkan elektron aynı mı onu bile bilemeyiz. Çünkü bu elektronların hepsi birbiriyle aynı şeyler yani. Belki de şöyle oluyor. Atıyorum ben de şu an hilal yorumu getiriyorum Kopenhag yorumunun dışında. Bir elektron bir yarıkla karşılaştığında orada o kadar kafası karışıyor ve bocalıyor ki kendini imha ediyor. Kendini imha ettiği anda kendinden iki tane elektron çıkarıyor ve o ikisi falan. Yani şimdi anlatabiliyor muyum? Kopenhag yorumunda ilginç olan şey şu. Kopenhag yorumunun getirdiği şey ölçüm problemiyle ilgili. Yani ölçene kadar dalgaların işin içinde olduğu, ölçtükten sonra dalga mekaniğinin çöktüğü ve artık parçacık olarak hareket ettiği. Şimdi çoklu dünyalar kuramı aslında Kopenhag yorumuna... Bir saniye bir şey, bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Güneş'in merkezinde bir enerji, nükleer birleşmeyle oluşan bir enerji var. Hidrojen atomları birleşiyorlar birbirleriyle. Oldukça karmaşıktır ama basitçe hidrojen atomları birleşiyor değil. Normalde öyle değil arkadaşlar. Bu kozmik anfora girip proton-proton reaksiyonu diye okuyun. Aslında CNO reaksiyonu da var. O ayrı bir reaksiyondur. O da karbon, nitrojen, oksijen reaksiyonudur. Hani şey deriz ya, hani
yıldızlar sağlıklı dönemlerinde hidrojeni birleştirirler ve oradan şey çıkar ortaya, enerji çıkar. Hayır. Örneğin büyük yıldızlarda hidrojenler birleşmez. Karbon, azot ve oksijen atomları birleşip bir şey üretir. Ama yine de hidrojen birleşir. O da çok çok karmaşık konulardır bunlar. Yani buradan bakabilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Güneşin merkezinde üretilen enerji. Güneşin merkezinde foton üretiliyor. Zaten enerji dediğimiz foton. Dünyaya gelen enerji foton. Bu foton yüzeye çıkana kadar 1 milyon yıl geçirmek zorunda kalıyor. Üretilmiş foton. Ama çıkmaya çalışırken bir atoma çarpıyor. Başka bir atoma çarpıyor. Şu atoma çarpıyor. Bu atoma çarpıyor. 1 milyon yıl boyunca o foton yüzeye çıkabilmek için, yani o yaklaşık 700 bin kilometrelik mesafeyi, güneşin çekirdeğinden kaynak yüzeyine kadar 700 bin kilometrelik mesafeyi kat edebilmek için 1 milyon yılını geçiriyor. Ama çıkan foton o ilk üretilen foton değil. Çünkü her atom bir fotonu soğurduktan sonra başka bir foton yayıyor. Yani aslına bakırsan hani Schrödinger hani dedik ya, o elektron o elektron mu? Değil. Hani güneşten çıkan merkezdeki elektronun, pardon, fotonun o üretilen foton olmadığını çok iyi biliyoruz. Başka bir foton. Bu arada foton var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Yani şimdi foton soğuruluyor. Başka bir foton yayılıyor atom tarafından. O fotonu mu yayıyor? Evet. Onu da bilmiyoruz. Bilmemizin imkanı yok zaten. İmkanı yok. Bu arada fotonun da zaten kütlesi olmadığından dolayı. Fotonlara üzülmeye başlayan bir dinleyicimiz var. Yani fotonun da kütlesi olmadığından dolayı zaten atoma bir kütle katkısında da bulunuyor. Ama atom sürekli foton soğuruyor. Ve sürekli foton yayıyor. Her sıcaklıkta bir yapı, bir atom sürekli foton yayar. Karacısın ışıması. Hani şeye aslına bakırsa biraz da kuantum fiziğine giriştir. Yani kara cisim ışımasını öğrenmek. Ki özellikle isterseniz kozmik anafora girin. Kara cisim ışıması diye yazın. Orada zaten bu başlıyor. Böyle devam edin. Değil. Yani bunu da bilmiyoruz. Buyurun. Kopenhag yorumu ya devam. Aslında hakikaten hiçbir şey bilmiyoruz. Kopenhag yorumu da pek çok yapılan deneyi bir şekilde bir araya toplayarak bundan bir çerçeve çıkarmaya çalışıyor. Zaten dediğim gibi sizin de dediğiniz gibi fizikçilerin birçoğu işin imalarıyla değil bayağı pratiğiyle uğraşıp bu imaları göz ardı etmek de bilim insanları için bir seçenek ama üzerine konuşulmuş döneminde çünkü Einstein hayır bu böyle olamaz 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 deyip hani bir sürü soru sormuş, bombardıman etmiş insanları. Şimdi Kopenhag yorumuyla çoklu dünyalar yorumunu bir karşılaştırmak isterim ben. Şimdi Schrödinger'in dalga denklemleri tam olarak ne zaman yani bir kenara atılıyor derken hani makro dünyada biz benim bir dalga fonksiyonum yok. Ben hani buradayım ve ne hareket yaptığım belli. Ne zaman bir tarafa bırakacağız? Ne zaman atom altı parçacık var artık. Hem dalga hem parçacık ikiliği göstermeyecek. Buradan ne zaman kurtulacağız? Bunu söylemiyor Kopenhag yorumu. Tam olarak bir geçiş yok. Yani molekül düzeyinde mi, atom düzeyinde mi, işte parçacıkların zaten hani hem dalga hem parçacık şeklinde hareket ettiğini ve ölçüldüğünde çöktüğünü biliyoruz. Yani çoklu dünyalar yorumu aslında daha ekonomik bu anlamda. Çünkü Schrödinger'in dalga denklemini bir kenara bırakmak gerekmiyor. Çünkü ölçüldüğü zaman parçacığa dönüşmüyor. Sadece parçacıklardan biri bir evrende, diğeri de başka bir evrende var oluyor. Kuramın ekonomik olması bu açıdan fizikçilerin sevdiği bir şey. Kopenhag yorumu tek dünya kuramını benimsiyor. Çoklu dünyalar daha zengin bir gerçeklik sunuyor. Bu biraz şey gibi Darwin'in hani böyle doğal seçilimde ne kadar çok şey olursa tür olursa o kadar iyi bir seçilim olur. Yani bana biraz zengin geldiği için ekledim bunu. Fakat işte çoklu dünyalar matematiksel olarak mümkün bir yapıya işaret ediyor. Kopenhag yorumuysa deneylerden ve deneylerin getirdiği imalardan tek dünya, tek evrende yaşadığımızı varsayarak kurulmaya çalışılan bir yorum. Ve çoklu dünyaların olasılığın doğasına dair söylediği çok ilginç bir şey var. Şimdi şöyle ki mesela ben bir yani makro dünyayla atom altı parçacığın bir kıyaslamasını yapıyorum. İşte bir
elektronun işte şurada şimdi dalga fonksiyonuna göre elektron evrenin her yerinde olabilir ama bazı yerlerde olma olasılığı da çok fazladır. O çöken dalgada bir coin'i görmüştük ya, orada olma olasılığı evrenin diğer yerlerinde olma olasılığına göre çok fazla. En sivri yerinde de en fazla. Bu çoklu dünyalara uyarlarsak şöyle bir şey, şimdi benim işte Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşama olasılığımla atıyorum işte Ağrı'da yaşama olasılığım aynı olursa, ki aynı olamaz yani, İstanbul daha kalabalık bir yer. Elektronun da her yerde bulunma olasılığı aynı olamaz ama çoklu dünyalar buna aslında her yerde olma olasılığı aynıymış gibi davranıyor. Yani işte A noktasındaysa bir evrene, B noktasındaysa bir evrene, C noktasında olması bir evrene, E noktasında böyle sonsuza kadar giden ve hepsine eşit olasılık tanıyan bir şey. Pardon. Şey var, şimdi hani elektron teorisiyle ilgili, yani atom teorisi değil mi, elektron teorisi değil mi, aynı zamanda bunlar aslında teoridir biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum vardı, hani ilkokulda, ortaokulda, lisede, hatta bazen üniversitede, özellikle fizik okumuyorsanız tabii ki, öğrendiğiniz bir şey vardır. Nedir? İşte atom çekirdeği vardır, elektronlar o atom çekirdeğinin etrafında dönerler, dolanırlar, yani böyle bir tur atarlar, yörüngeleri vardır. Şimdi elektron teorisi, biraz önce söylediğinizi doğrulamak için bunu söylemek istedim. Elektron teorisine göre, yani atom teorisine göre değilim, aslında hepsine göre işte, elektronlar atom çekirdekleri etrafına dönmezler arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Elektronlar atom çekirdekleri etrafında bir olasılık bulutu içerisinde var olurlar. Yani bir elektronun atomun çevresinde döndüğünü söyleyemeyiz. Atomun çevresinde bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonsuz bir olasılık bulutudur aynı zamanda. Ha, bu arada elektronun var olduğunu biliyoruz. Çünkü elektronları kullanarak ne yaptık? Geçmişte, şu anda hiçbirimizin kullanmadığı, çok azınızın kullandığı vardır. Onu da lütfen saklayın, antika olacak. Tüplü televizyonlar. İleride çok büyük paralara satarsınız. Tüplü televizyonlar elektron üzerine çalışır. Eskiden floresan lambalar, hala var bu arada, kullanılıyor. Floresan lambalar elektron temelli çalışırlar. Elektron tüpleri vardır, elektron mikroskopları vardır. Böyle bunları zaten kullanıyoruz. Zaten var olduğunu biliyoruz. Ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Dediğimiz gibi bir olasılık içerisindedirler bu. Hani belirsizlik ilkesi içerisinde var olmuş parçacıklardır bunlar. Hani detaylarına... Evet. Belki ileriki yayınlarda detaylarına girebiliriz bunların. Detaylarına girersek zaten ya bu yayın bunu kaldırmaz büyük ihtimalle. İleriki program belki çok detaylı bir matematiksel program olur. Burada az önce Hilal arkadaşımız beni işin matematiğini bilmemekle suçladı. Efendim ben sizi dinledim ama siz beni bilmemekle suçladınız. İşin matematiğini çatır 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 bir sonraki programda anlatırım. Ama izleyicilerin %80'i kaçacak yayından. Ben nereye geldim? Tamam. Çalışırız, anlatırız. O çok sorun değil zaten anlatmak. Ama yani bilim insanı değiliz yani. Bilim üretmiyoruz. Bilim anlatışı da yapıyoruz. Ya bence bilim şimdi tez midir, hipotez midir, teori midir? Bunlar bize biraz artık eski anlayışlar. Ben o yüzden çoklu dünyalar kuramı üzerinden ne kadar bilim değil ve ne kadar spekülasyon diye bir yayın ayrıca yapmak isterim. Ama şunu söyleyelim. Şimdi elektronun bulunma olasılığının daha yüksek olduğu ve daha az olduğu yerler var. Çoklu dünyaların buradaki zayıf karnı aslında bütün hepsine sanki birer evren verdiği için aynı olasılıktaymış gibi davranıyor olması. Kopenhag yorumunun da çoklu dünyalara karşı çıktığı yerlerden biri burası. Ama sonuç olarak bu çoklu dünyalara inanmak zorunda değiliz. Bana da biraz aşırı geliyor ve aslında biraz da tabii matematiği ne kadar ima da etse yani benim bile sonsuz kopyalarımın olduğu bir çoklu evren ve yani başka çoklu evren anlayışları var. Onlara biraz daha yakın hissediyorum kendimi. Bana böyle biraz şey geliyor. Zaten hiçbirine bu yayın boyunca muhtemelen konuşacağımız çıkarımların ilk yarısı için söylemiyorum ama ikinci yarısı için hiçbirine inanıp inanmamak sizin keyfinize ve hayal gücünüze kalmış. Hoş geldin Alican. Hoş bulduk, selam. Biraz önce Isaac Asimov'dan bahsettim de benim kulaklarım çınladı, bir katılayım dedim. Evet, ben de onun için bahsetmiştim. Pazar günü
böyle evde film izlemek yerine sizin yayınınızı seyrediyorum zevkle. Şimdi Hilal, ben Hilal sana şunu sormak istiyorum. Ya şimdi paralel evrenler kavramı aslında bakılırsa bir inanç, çoklu dünyalar kavramı bir inanç haline gelmedi mi? Yani konumuz aslında bu. Yani şimdi bilim gösteriyor. Bilim hani bu arada şeyi söyleyeceğim ben bu arada. Hani söylemek zorunda olduğum konulardan bir tanesi de şu. Şimdi aslına bakırsa bilim insanları hani çoklu evrenleri, paralel evrenleri, kuantum teorisi ortaya koyarken aslına bakırsa bu var demiyorlar. Bakın bu olasılıklar tabii, var diyorlar. Bu olasılıklar var diyorlar ve bu olasılıkları varlığını ortaya koyarken de hani gerçekten bu hani yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan olasılıklar değiller bunlar. Yani bu şeye benziyor. Şimdi kuantum teorisinde, kuantum fikrinde bir şey boyut sorunu vardır. Boyut sorununu aşabilmek için şunu yapıyorlar. Ya ben oraya 3 boyutun dışına, 4 boyutun dışına, zaman boyutun dışına 5.'yi koyarım, 6.'yı koyarım, 7.'yi koyarım, 8.'yi koyarım, 9.'yı koyarım, 10.'yı koyarım, 11.'yi koyarım. Çünkü problemin çözmesi lazım. Problemin çözmesi 9, 10, 11, 19 miden sonra. Nerede kaldığımız, biz nerede kaldığımızı bilmiyorum. Daha 20'den 11'e düşürüldü. Ha, Allah'tan düşmüş. Sicim kuramı yalnız. Sicim kuramında, evet. Ya sürekli koyuyorsun, 20'ye kadar çıkıyorsun ama ondan sonra olmuyor, hadi düşürelim 11'e kadar düşürelim diyorsun. Tamam, evet, yap bunu, elbette yap da, ama insanların algılayamadıkları şeylerden, insanların algılayamadıkları derken kesinlikle sizi kastetmiyorum arkadaşlar. Bilim belgeselcilerin veya işte filmcilerin veya işte yapımcıların anlayamadıkları şeylerden bir tanesi şu. Burada bilim insanı bir kavrama ulaşabilmek için o kavrama yönelik fikir jimnastiği yürütüyor. Hani oyuncak teori diye geçmiş zamanlardaki yayınlarımızda anlattık. Oyuncak teori üretiyor. Ne yapıyor? Işık hızı aşılamıyor, evet, diyor. Hani bunu hep bu örneği vermek zorundayım. Çünkü insanlar takyonların gerçekten var olan parçacıklar olduğunu zannediyorlar. Işık hızını aşan parçacıklar. Ya yok öyle bir şey. Bilim insanı ışık hızının aşıldığında ne olduğunu anlatabilmek için şunu yapar. Parçacığa ne olur? Evet. Varsa böyle bir parçacık. Örneğin diyor ki böyle bir parçacık olsa, ha diyor. Adı ne? Takyon diye bir parçacık olsun. Bu ışık hızını geçiyor olsun. Ve ben bunu formüllerime koyayım. Bakayım ne oluyor? Deyip böyle bir oyun yapıyor. Bu arada bütün yapmaya çalıştığı şey aslına bakılırsa ışık hızı geçilemeyeceğini ispatlamaya çalışmak. Bunu yaparken. Takyon diye bir şey uyduruyor. Bu arada takyonu kim uydurdu ilk önce? Onu da bilmiyorum. Bak, araştırma bakmak lazım. Onu da araştırırız aslında. Tek bir kişi şimdi, değil aslında bakırsa. Birçok kişi uydurdu. Buyurun. Al takyon, ver külah, yapmayalım şimdi. Aslında biraz önce benim dikkatimi çeken konu şu oldu. Bu yorumlarda da denk geldi. Efendim işte siz bilim insanı değilsiniz. Sizin ne haddinize bilim konuşmak falan filan. Ya onu bize demiyorlardı. Yani, kendi aralarında söylüyordu da biz oradan ya, öyle bir ama sonuçta çıkarsın. Bu yani böyle bir muhabbete yol açacak bir şey olmuş. Çünkü hak veriyorum bu arada. Neden hak veriyorum? Bizim gibi yani bilimin gelişmediği toplumlarda ya da 3. dünya ülkelerinde böyle bir ön yargı var. Yani bilim sadece elitist bir grup, böyle benim gibi cübbe takmış, böyle elitler birikmiş. Sen bilim yapabilirsin, sen defol git, sen konuşma, sen anlamazsın zaten. Ya bunlar kağıtta yazılan birkaç cümle aslında. Herkes de yapabilir. Carl Sagan bile biraz önce Zafer Hocam bahsetti. Yani dışlanmış ama sonuçta onlar da hatalarını anladılar. Neil deGrasse Tyson mesela, ondan imzalı şeyi bile var, kitabı bile var, hayranı. Onun sayesinde günümüzde de hem kendisi bilim yapıyor hem de bilim anlatıcılığı yapıyor. Gayet de güzel bilim anlatıcılığı yapıyor. Ondan meşaleyi devraldı. Bir de işin daha temel boyutuna değinmek istiyorum. Şimdi burada çok teoriler, kavramlar, hatta haftaya matematiğe falan da girecek. Benim kafam şişer şimdi onlardan. Ama hani ben bilim kurgu da yazdığım için buna zaten meraklıyım. Ve hani ben de iki kolu, iki bacağı, bir kafası olan bir insanım. Hani dünyanın herhangi bir yerinde de böyle bir sürü insan var. Bu bilim teorileri, fizik teorileri bir şekilde anlaşılacak bir şekilde yazılıyor. Çünkü bunları da insanlar üretiyor. İnsanlar anlıyor, insanlar anlatıyor. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Hani
bir sürü bir karmaşık şey var, yorumlarda da var hani. Aslında bu bizim adına fizik dediğimiz standart model, işte kuantum modeli yeni çıkan tarihe göre bunların hiçbiri yok normalde. Yani hani tavşan dağa küsmüş, dağın umurunda olmamış. Biz gariban bu gökyüzünde yüzen mavi gezegenin içindeki bir grup böyle ufacık yaratık evreni anlamaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Anlayamadığımız için de buna böyle belli bir harfler, belli bir anlamlar, belli bir semboller koymaya çalışıyoruz. Aslında tutarlı şekilde uyduruyoruz. Aynen. Yani bir şey bir, ama halen bir şey var. Yani bir eksiklik var. Tıpkı işte bu son dönemde iyice popüler oldu. Seviyorum yani herkes tarafından yaygın bilinmesi ama Platon'un mağara alegorisi vardır ya. Gölgeleri görüyorlar ve onları bir anlam uydurmaya çalışıyorlar. Aslında bizim de evrene karşı bakış açımız böyle. Hani biz evreni belli bir insan dar spektrumunda görüyoruz. Böyle küçültülmüş. Nasıl mesela kulaklarımız 20 Hz ile 220 kHz arasında duyuyor. İnsanların da evrene bakışı, algısı belli bir spektrumda. Ve biz bu elimizdeki daracık algımızla onun devasa algılayamadığımız yerleri anlamaya çalışıyoruz. İşte zaten sıkıntı burada. Bütün bu standart modeller şey, Sir Isaac Newton'dan işte günümüze kadar gelen bilimin kurumsallaşması, felsefenin daha doğrusu alt bölümü olan bilimin kurumsallaşıp sınıflara ayrılarak günümüze kadar gelmesinin yegane sebebi bu. Halen bir anlam içerisindeyiz. Bunu hala şimdi bilim insanı metodolojisi, bakış açısı dünyaya ile diğer insanların elbette ki bu metodolojiyle yetişmemiş ya da kendini yetiştirmemiş ya da anlamak da istemeyen insanların elbette bakışı farklı olacak. Zaten sorun da burada. Şimdi mesela bir yere gidiyoruz. İşte bir orada bir usta var, işini yapıyor. Ya adam işini yapıyor. Şimdi seninle mi uğraşacak? Orada usta işini mi yapacak? Araya birileri gerekiyor. Bunlara da bilim anlatıcısı deniliyor. İşte Carl Sagan'ın meşhur popüler ettiği günümüze. O yüzden bilim anlatıcılığı kurumu hatta yer yer bilimin de daha önüne geçmesi de gerekiyor. Çünkü dışarıda öyle bir güruh var ki bunu henüz anlayamayan bilim insanları da işleriyle uğraştıkları için her zaman da buna fırsat bulamıyorlar. Evet sağ olsunlar kimi işte ya belli bir yaşa geldikten sonra anlatıyorlar ama şimdi yeni nesil de var. Onlar yeni teorileri, yeni kuramları, yeni çözümleri geliştiriyorlar. Arada her zaman burada devre iletişim gücü giriyor. Ben de bir hikaye anlatıcısı, iletişimci olarak bunu bu şekilde çok iyi önem veriyorum aslında. Bunu nasıl anlatabiliyoruz? Bunu filmlerle anlatabiliyoruz. Bunu burada YouTube'da Cosmic Anafor gibi kanallarda anlatıyoruz. Bunu kitaplarda anlatıyoruz. Bunu çizgi filmlerde görüyoruz. Sohbetlerde anlatıyoruz. Hatta canımız sıkılıyor. Böyle malumat furuş yapıyoruz. İşte o belirsizlik kuramı varmış da çok havalı geliyor alkışla. Ama bu da güzel bir şey. Evet ortamda bilgi kasıyorsun ama şey yapıyor. Övgü alıyorsun. Senin egonu tatmin ediyorsa da bu da anlattığın şey faydalıysa da bu da bir kazanım. Tabii bunun nedir? Kötü tarafları da var, iyi tarafları da var. Şimdi bazı şeylerin bilinmezliğini iyi anlayıp fakat bunu farklı şekilde kullananlar var. Mesela Baudrillard'ın hangi kitabıydı unuttum. Bir kitabında fotoğrafla ilgiliydi sanırım şey derdi. Bir kurumun işte bir başlığı ne diyelim buna inanç diyelim ne diyelim buna ekonomi diyelim ne diyelim buna sanat diyelim. Diyelim ki ekonominin en başındaki kişi buna karar veren mekanizmaları. Zaten bunlar insanların yarattığı soyut şeylerdir aslında. Yani para da soyuttur, o da soyuttur. En başındaki insan, bunu bilen insan, bunu yönetebilen insan bunun zaten varlığının olmadığının farkındadır. Genelde alt seviyelerdeki insanlar halen meleklerin kanadı var mı yok mu hani İstanbul alınırken ki muhabbetler döner ama en tepedeki insan bunun farkındadır. Her bunu şeyi uyarlayabiliriz. Zaten bir şeyin var olmadığını kafada kabul etmek onu biraz daha uygulanabilir, daha çözülebilir hale gelir. Soyutluk, somutluk ayrımı. Peki bunun pozitif tarafı nedir, negatif tarafı nedir? Bunun pozitif tarafını şunu görüyoruz. Daha doğrusu pozitif yine bizim algımız. Mesela Christopher Nolan Interstellar diye film yapıyor. Yıldızlar arasında bir kara delikten geçiyor ve farklı bir galaksiye bir anda gidiyor, ışınlanıyor. Şimdi
güzel bilimi anlatıyor bu. NASA'da çalışan adamı davet etmiş falan filan. Fakat bir diğer tarafta da işte kuantum diyoruz. İşte meşhur oldu. Başka bir film de yapılıyor. Adı Quantum Solace. James Bond filmi. Adı işin içinde kuantum fiziği biliyor. Niye? Çünkü popüler. Onun isminden yararlanıyor. Daha da ötesinde şöyle bir durum var. Kuantum işte o da olabilirmiş, o da olabilirmiş. Orada iki tane yarık deneyi var. Orada bir tane ortada bitiyor elektron diyoruz. Bunun açıklanamamazlığı zaten hani her şeye, her türlü kötü kullanıma maruz bırakıyor. Biraz önce Zafer Hocam'ın dediği gibi işte Nişastan'ın yanındaki kuantum kitabına da yol açıyor. İnsanlar zaten hayatında anlam arayışı içerisinde böyle sihir, büyü gibi şeyler bir anda zaten insanları tavlayan bir şey. İşte evrende bir şey istiyorsun, koca istiyorsun, kuantum yaptım, reiki kastım, geldi diyor. Ha, bunun şimdi ayrımı şurada, iyi ya da kötü insan algısı dedim ya, yani Interstellar'a bizim etik olarak baktığımız ama kuantum kitabına etik olarak yanlış diye tanımladığımız olayın ayrımı nereden geliyor? Anlatabiliyor muyum? Biz yine Interstellar filmine ya da Coherence filmi var ya, çok dünyalarda geçen. Çok güzel. Ona biz iyi diyoruz ama gidiyoruz paramızı veriyoruz. Şimdi ona şarlatan demiyoruz. Kuantum seansı yapıyor. 3.000-5.000 lira para istiyor. O adam ve o adama biz şarlatan diyoruz. Niye şarlatan diyoruz? Bu da bilinmez. Aslında burada devasa bir etik sorun var. Ha, bunu bilimsel açıdan bir saniye. Son bir deneyim hocam, hemen size vereceğim. Hani bilimin şöyle bir bakış açısı var. Bu diyelim ki fayda diyelim buradaki kuantum düşünce gücü şeysine. 100 kişiye fayda sunuyor ama bir kişiye bile zararı dokunuyorsa bilim insanları diyor ki bak diyor, biz bunu bilimsel olarak kabul etmiyoruz. Ama diğerinin öyle de bir zararı yok. Kimse Interstellar filmini izledi diye roket yapıp kara deliğe girmeye çalışmıyor. Tabii. Şimdi burada konu şu. Hani o kuantum kitaplarını yapıp kuantum fiziğini, yani kuantum fiziğinin bilinmezliklerini bilerek, görerek, bunun açıklarını görerek, insanların buna ilgisini görerek veya işte oradaki kuantum fiziğinin gerçek dünyaya uyarlanabilir hallerini, ki popüler bilimcilerde alıyorlar zaten bunları. Gerçek dünyaya kuantum fiziğini uyarlarsak ne olur gibi alıyor. İşte parçacık belirsiz, sen belirsiz bir yapıya sahipsin. İşte parçacık aynı anda iki yerde olabilir, sen aynı anda iki yerde olabilirsin, asla seyahat yaparsın. Veya işte sen kuantum fiziğinde bu şu vardı, bu olur. Gerçek dünyaya uyarlanmış hallerini alıp bir kitap yazıyor. Bu kitabı yazarken veya işte bununla ilgili sohbet yaparken, ders verirken, ve bunu biliyorsunuz zaten kuantumcular ne yaparlar? Bolca ders verirler. Örneğin bir üniversite, Türkiye'de utanç verici bir olaydır. Bir üniversitede neydi? İsmini de söyleyeyim yani. Nişantaşı Üniversitesi. Nişantaşı da adı Nişantaşı Üniversitesi olmasına rağmen Bayrampaşa'da olan bir binada, hani bildiğin yol kenarında bir binada olan ya, maalesef işte işte üniversite ne yapıyor? İşte kuantum bilmem ne eğitimi, kuantum şu eğitimi, kuantum bu eğitimi, yani böyle eğitimler veriyorlar ki üniversitede böyle eğitimler verilmez. Doğru değildir ama veriyorlar. Ne oluyor? Sana diyor ki işte sen bunu yaparsan, şunu yaparsan, şöyle yaparsan, böyle yaparsan şu olur. Nereden oluyor bu? Arkadaş bak, kuantum fiziği var. He diyor. İnsanlar şimdi matematik bilmeyince bu oluyor. Çünkü insanlara kuantum fiziğinin ağır derece matematik olduğunu anlatmak çok zor. Örneğin burada şey vardır bu konuyla ilgili. Astronomi bölümü okumak isterler insanlar. Çocuklar lisedeyken astronomi bölümü okumak isterler. Bir bakarlar astronomi bilimlerinin puanı o kadar düşük ki herkes astronomi bölümüne gitmek ister. Birçok kişi de astronomi bölümüne kaydolur. Çok düşük puanlıdır çünkü. Der ki ya ne kadar kolay. Teleskoptan bakacağım, uzaya bakacağım, onu yapacağım. Bölüme bir girersin. Abi fizik ağır, çok ağır. Matematik ağır, inanılmaz ağır. Bilgisayar programcılığı çok ağır. Ya ben nereye geldim? Matematik okusam bu kadar zorlanmazdım. Fizik okusam bu kadar zorlanmazdım. Bilgisayar programcılığı okusam bu kadar zorlanmazdım. Bana ne öğretiyorsun? Teleskop? Teleskop yok. Sen teleskobu görürsün. Şöyle bir okulu bitir, bakarız sana. Ne oluyor? Gariplerim şeye gidiyorlar, astronomi bölümünde okuyanlar. Çünkü astronomi bölümü dediğiniz şey teleskopla gökyüzünü gözlemlemek değildir. Astronomi dediğiniz şey ağır fiziktir. Ağır matematiktir.
ağır kodlamadır yani, bilgisayar programcılığıdır. Ya şimdi Zafer Hocam, biz matematikte dünyanın kaçıncı sırasındaydık? Bayağı bir ve 200'e yakın değil mi? Bilmiyorum, o kadar var mı bilmiyorum işte. 200'e yakın dünya. Astronom bölümüne hani giden... Aslında matematik, ya bu bahsettiğiniz matematik aslında bir dildir. Yani bir alfabe. Yani evet. Nasıl edebiyat fakültesine gittiğinizde hani A, B, C diye harfleri öğrenmiyoruz. Matematik de böyle bir şey yani. O alfabeyi bileceğiz. Ondan sonra edebiyat fakültesine gidince hani biliyoruz alfabeyi. Ne yazıyoruz? Yazarlık öğreniyoruz. Hikaye teorileri öğreniliyor. Karşılaştırmalı edebiyatlar yapılıyor. Hatta birden fazla dil öğreniliyor. Ülkemizde de matematik bilgisi maalesef ki hani bir Finlandiya, Norveç gibi olmadığı için insanlar buradan, 2 kere 2 4'le işlerini görebileceğini zannediyorlar. Haklısınız. Daha büyük bir evrene geçiyorlar aslında. Buradan gelmek istediğim şeylerden bir tanesi bu aslına bakarsan. Astronomi bölümü örneğini bu yüzden verdim. Gelmek istediğim konu şu. Şimdi popüler bilim, yani internette gördüğünüz, okuduğunuz popüler, kozmik anafor, evrim ağacı, bilim fili, gelecek bilimde, işte yalan savaş, o şimdi bunlar size bilimi hani böyle bakkal Mahmut Efendi'yi anlatır gibi anlatmaya çalışan platformlardır. Sen buradan bilimi okuduğunda zannediyorsun ki ha bu kolay. Astronomi okuyorsun. Biz ne yapıyoruz? Gökyüzü gözlem şenlikleri düzenliyoruz. Olimpos Gökyüzü Festivali işte İstanbul'da yapılıyor. Yeni Çağ Bademliği Tuğ Festivali, insana göre o kadar heyecanlanıyor. Teleskoplarla baktım, yıldız gördüm, bilmem falan. Astronomi bu, bilim bu. Bir gideceğim orada bakacağım, baktığımdan üzerine yorumlayacağım. Yok arkadaşım, bilim dediğiniz bu değildir. Bilimin, temel bilim dediğimiz bu arada bunun içerisinde biyoloji, tıp da dahil olmak üzere. Temel bilimler dediğiniz şey yoğun derecede matematiktir, yoğun derecede fiziktir. Geliyorlar böyle ışık görmüş tavşana dönüyor. Bu ne? Ben bunu hayal etmemiştim. Kuramsal fizik, kuramsal matematikten bahsediyoruz değil mi? Kağıt üzerinde bahsettiği yapılan şeylerden. Simülasyon ediyoruz ya, aslında. Evet. Gerçekten ülkede zaten radyo teleskobu var mı? Hani benim bildiğim var. 23,5 metrelik bir radyo teleskobumuz var. Erciyes Üniversitesi'nin başkasında duruyor. Bir tane var. Ama daha büyüğü de yapılacak. O da devam ediyor. Tamam. Şimdi insanlar zannediyorlar ki hani böyle hani bu internette okuduğum gibi böyle çok kolay gideceğim böyle okuyacağım anlayacağım. Çünkü kitap okur gibi, kitap okuyunca öğreniyorsun, anlıyorsun ya, ha bu buymuş. Değil arkadaşım. Sen orada sayfalarca matematik çözmek zorundasın. Bunun yolu yordamı yok ya. Matematiği hani türev integral almayı bilmeyen insandan astronom olmaz. Türev integral almayı bilmeyen insan, ki bu arada en temelinden bahsediyorum çünkü lisede öğretiliyor diye. Türev integral bilmiyorsa astronom olamazsın. Fizikçi olamazsın, matematikçi olamazsın. Ya. Tamam, kaçırdın çocukları. Matematik tamam. Ya orada bir hayal. Ya şimdi küçük yaşta çocuk kitap okuyor, hayal ediyor ve ben de yazar olacağım diyor. Onu göze alarak zaten gidiyor. Aynı şekilde ben diyor yeni yıldızları keşfedeceğim diyor. Onu yok, önemli olan istemek. Burada. O kadar da yapılacak şeyler değil bunlar. Çok kolay şeyler. Tamam, doğru. Sabırla alakalı. Tamam doğru, ama burada söylemeye çalıştığım şey de şu. Şimdi popüler bilimde insanlar yanlış bir şekilde kolay yaparım zannedip şeye giriyorlar. Bu temel bilim dallarına giriyorlar ve kaçıyorlar. Ya yanlış yine, yani şey böyle ya, doğru diyorsunuz da şundan dolayı dedim. Hayır, hani biraz önce dedim ya gitmedi. Yani bir elitist bir kavrama sokulmasın diye söylüyorum. Efendim ben sizi dinledim. Lütfen sözümü kesmeyiniz. Ben sizi dinledim. Kardeşim dünya dönüyor diyorsunuz. Nasıl dönüyor? Ben zıplıyorum burada. İleriye gitmiyorum. Dönüyorsa neden hala duruyorum, aynı yere düşüyorum? Bakın ben emekli bir adamım. 3 aylığımla bir helyum balonu aldım. Diye o konuya girdim. Neyse. Şimdi normal şartlarda kuantumla ilgili konularda da insanlar popüler kitapları alıyorlar, diyorlar ki kuantum buymuş, kuantum teorisi buymuş, kuantum teorisi şöyleymiş. Değil. Yani olmadığı için zaten insanlar şu anda kuantumla beraber her şeyi ele alıp bir sürü sahte bilimci var. Bir sürü insan bundan ben ders veririm diye para kazanıyor. Ha tamam, kazansınlar, beni ilgilendirmiyor. Ancak kuantum kavramını o kadar yanlış aktarıyorlar ki insanlara, insanlar da ya of, böyle bir serinlik geldi bana, kuantum falan böyle. Abi bu değil, klima böyle. Açık. Klima açık. Klima açık yani. Evet, yani.
Ya işte değil. Bilim anlatıcılığı, hikaye anlatıcılığı değil ya, birleşip bu... Bunun zararı var. Bunun zararı var. Kolayca bir şekilde anlatılırsa insanlara bu kuantum mekaniği, kuantum fiziği, temel model, temel işte parçacık fiziği, şu bu. Bunlar nasıl bir şekilde, özet bir şekilde, kolay bir şekilde, anlaşılır bir şekilde, katman katman, seviye seviye, zorlaştırılacak şekilde anlatılırsa insanlar bunları yemez zaten. Yani evrenden 1000 lira istemenin yolu bu kadar kolay olmamalı oturduğumuz yerden. Yani kesinlikle böyle. Evrenin şimdi, tüm sırrı matematiktir. O da kuantum bilgisayarlar yapıldığında çözeceğiz umarım yavaş. İnşallah. Yani kuantum bilgisayar dediğimiz olayı siz... iyice kübitler girecek şimdi devreye. Herkesin beyni yanacak. Şimdi şöyle bir şey var. Siz kendi aranızda konuşun. Ben soru seçeceğim buradan. Seçmek üzere çünkü zibilyon tane soru var. Siz yani kendi aranızda... Chat muhabbeti çok güzelmiş. Ne muhabbeti? Bakın. Bugün... Chat muhabbeti. Bugün bugün bir farklılık yaptık. Chat'e hiçbir şekilde müdahale etmedik. Yani bilmiyorum. Bu bir devrimdir. Hiçbir şekilde müdahale etmedik. Hiç kimse yani sorularından dolayı moderasyon yapmadık. Ama chat aktı olduğu gibi gayet de güzel akmış galiba. Şimdi ben şuraya kendimi aşağı alıyorum ve soru vereceğim. Kendimi niye aşağı alıyorum lan? Dur şeyi kapatayım. Niye Allah'ım Allah? Aptanama bu kadar kendini. Şimdi soruları bulacağım. Soruları bulup göndereceğim. Siz ya, de bu arada kendi aranızda geyik yapabilirsiniz. Şeylerde neydi? Biraz önceki o iki çift yarık deneyindeki. Burada benim de kafama bir şeyler geldi de. Burada rezonans etkisi hiç konuşulmuyor mu? Rezonans etkisi derken tam kastettiğin şey ne? Yani şöyle rezonansı açıklayalım. Genelde seste ya da mimaride kullanılıyor ya. Bir rezonans yani bir titreşimin başka bir şeyi de titreştirmesi anlamına geliyor ya. Kabaca anlatmak ölçüm, gerekirse. Ölçüm problemi için konuşulduğu bir iki yere rastladım. Ama yani bir iki kitapta yani şurada iki yarık var diyelim ama atom karşıya burada yansıyor ya. Şimdi belki buradan fotonlar. Buradaki fotonlar kendi dalga olarak düşünürsek kendilerini rezone edip ortada buluşarak da gidiyor olabilir. Yani ortada başka bir atom da var olmayabilir diye düşündüm. Yani bu aciz, cahil, hiç kuantum cahili aklımda. Nerede buluşuyorlar fotonlar onu anlamadım. Ya iki çift yarık da gözlemlendiği zaman ortada oluyor ya. Gözlemlenmediği zaman direkt karşıya vuruyor fotonlar. Gözlemlendiği zaman ortada olmuyor aslında. Gözlemlendiği zaman bir yarıktan ya da diğerinden geçtiği için o yarığın karşısında ya da diğer yarığın karşısında oluyor. Herhangi birinin karşısında. Yani işte mermi atar gibi iki deliğe. Yani delikten mermiyi geçirince yani iki farklı yerde oluyor. Anladım. Yani o yarığın karşısında olmuyor anlamında mı diyorsunuz? Yani hani açısal olarak biraz değişik sapıyor. Bir yerde oluyor ya. Aha sapıyor evet. Ama düz gitmez. İşte onu diyorum bu dalga olarak değerlendirirsek rezonans açısından belki değerlendirirse oradan bir şey araştırılırsa bir şey bulunabilir. O bağlamda hiç okumadım. Muhtemelen etkisi az olabilir. Sadece buna hangi kitapta işaret edildiğini unuttum. Sanırım Foucault'un bir kitabıydı. Ölçüm yapan ölçüm sistemine olan etkisiyle ilgili rezonansın bir şeyini okumuştum. Ölçüm yaparken çıkan fotonla rezonansıyla ilgili ama doğrudan çift yarık deneyini etkilediğiyle ilgili bir şeye rastlamadım. Anladım. Tamam. Aklıma Işık takıldı. Hızı geçirdiğinde zamanda geriye yolculuk olabilir mi? Parçacık açısından diye sormuş Hasan. Işık hızı bugün şimdi bildiğimiz fizik yasalarına göre aşılamaz. Ama aşılıyor olsaydı. Yani şimdi şunu demek istiyorum. Buradan ben ışık hızını geçtim ve çok hızlı bir şekilde güneşe yaklaştım. Bir anda benim gölgemi görürler mi benim gidişimden önce demek istiyor değil mi? Yani ışık hızından daha hızlı hareket ettiği söylenen parçacıklar var ama onlar da ışık hızının yani teorik olarak ışık hızından var olduklarından beri hızlı hareket ediyorlar. Ve onların da teorik olarak ışık hızından hızlı hareket ettikleri için zamanda
geriye doğru gittikleri söyleniyor. Ama bu bugün bildiğimiz fizikte mümkün değil. Pozitronların işaret ettiği kimi diyagramlar, Feynman diyagramlarında pozitronların zamanda geriye dönen elektronlar olduğu söyleniyor ama bu sadece bir yakıştırma gibi düşünebiliriz. Esasen bir zamanda yolculuk kuramı olarak benim okuduğum kadarıyla en azından Feynman bunu görmemiş. Sadece negatif yüklü parçacığı da yani karşıt parçacığı da olabilir. Bu aynı zamanda bir zamanı ayna gibi kullanarak simetri olduğu için diyagramlarda geriye gidiyormuş gibi görünüyor diye okudum ben hep. Ama bir parçacık ışık hızını geçemez. Zaten ışık hızının üstünde var olabildiğini teorize edebileceğimiz parçacıklarla ilgili konuşabiliriz. O da zaten ışık hızına düşemez. Bu arada bu nasıl bir chat'tir? Chat'te inanılmaz geyik dönmüş yani öyle böyle değil. Evet evet yani, bayağı. Şey yaptım. Bir tane soru yok. Bir tane zar zor bunu bulabildim. Ya hiçbir soru olmaz arkadaşım. Kendinize sohbet ediyorsunuz. Ya bizi mi dinliyorsunuz, bizi mi izliyorsunuz, kendinize sohbet mi ediyorsunuz? Bu arada çok keyifli. Bir dakika bir tane keşke soru gördüm ben. Kara cisim ışıması hakkında neler söylenebilir? Hadi. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Kara cisim ışıması şudur. Şimdi maddenin belli bir sıcak hani şimdi nasıl anlatayım? Sıcaklık dedin, ısı denilen şeyin ne olduğunu anlatmak lazım. Bu kara madde ile alakalı mı? Değil. Onunla hiçbir ilişkisi yok. Şimdi yaklaşık olarak -273 santigrat derece maddenin ulaşabileceği minimum sıcaklıktır. Minimumdur. Yani bu sınırdır. Daha soğuk olamazsınız. Niye daha soğuk olamıyorsun? Şöyle bir şey anlatayım size. Şimdi ısının nasıl dediği Zafer hocam yanlış anlamayın. Isının güzel yorumlar yapmış da. Isının ne olduğunu anlamak lazım burada. Isı dediğimiz şey hani temel olarak çok basit bir şekilde anlatayım. Çünkü daha karmaşıktır ama basit anlatayım. Titreşim. Şimdi, atom titreşir. Böyle titreşir. Şimdi atom ne kadar fazla titreşirse ısı o kadar artar. Bunun bir üst sınırı yoktur. Atom çok fazla titreşebilir. Çok fazla çok titreşebilir. Ve mutlak sıfır dediğimiz noktada atom titreşmez. Çünkü titreşim durmuştur. Sabittir atom. Yani sıfırdır artık. Yani eksi sıfır diye bir şey yoktur. Hani bu eksi bir, eksi iki, eksi üç diye düşünmeyin. Yani bir şey titriyor ve duruyor. Durduğundan sonra daha fazla durmaksı diye bir şey yok. Duruyor zaten. Ne diyor? Onun ölçümü eksi 300 kaçtı? 273. 273 santigrat derece. 273 santigrat derece. Ben burada cahili oynuyorum da biraz eksik bilgi bilmeyenler için farkındayım. Araya giriyorum. Şimdi eksi 273 santigrat dereceden sonra zaten herhangi bir soğukluktan bahsediyor. Bu zaten mutlak sıfırdır. Bu tüm maddelerin donduğu ve hareketsiz kaldığı tüm elektronlar dönmeye devam eder. Pardon, olasılık bulutunda var olmaya devam ederler. Ama atom titreşmez. O titreşim bitmiştir. Yani atom enerji sınır enerjisindedir. Yani sınır enerjisine varmıştır. Ondan bu daha kara cisim mi oluyor? Hiç titremeyen atoma kara cisim mi deniyor? Şimdi Sayın Koç Dönmez. Eğer ki cisim bu -273 santigrat derecenin üstündeyse bir enerji alıyordur bir yerden. Enerji aldığından dolayı titreşiyordur ve enerji aldığı için ne olursa olsun yani bu cisim bir foton yayar. Çünkü atomun belli bir enerji düzeyi vardır. Ona bir yerden bir enerji gelir ve o enerji geldiğinden dolayı o hani ona aldıktan sonra kendisini sıfırlamak için tekrar eski haline dönmek için. Çünkü atomlar eski haline maddeler eski haline dönmek isterler. Yani kararlı hale dönmek isterler. Bir foton yayar, o enerjiyi atar. Işımadır bu. -272 santigrat derecedeki cisim bile bir foton yayar. Ne kadar fazla enerji alırsa, yani dışarıdan ne kadar fazla enerji alırsa, yani sıcaklığı ne kadar artarsa, yani titreşimi ne kadar artarsa o kadar fazla foton yayar. Örneğin sıfır derecelik cisim
bizim suyun donma noktasıdır. Baya baya bir enerji yer. Biz insanlar 37 santigrat, 36,5 santigrat derece sıcaklığa sahibiz. Peki kara cisime ne zaman geleceğiz? Bu zaten kara cisim ışımasıdır. Tamam. Şimdi kara cisim oldu. Ay, bu kara cisim ışıması budur. Yani illa ki Morotesi felaket sorulmaya çalışılmış. Çünkü soru galiba Planck sabiti ile ilgiliydi. Kara cisim tekrar ışıması mı? Kara cisim ışıması sorulurken ben sanki Morotesi'ci felaket sorulmaya çalışılmış gibi hissettim. Felaket ne ya? Morotesi felaket nedir? Güzel bir film ismi gibi bu. Bu nedir? Morotesi felaket aslında bugün çok bahsetmedik çok dünyalarla ilgisi olmadığı için ama kuantum kuramının neden çıktığıyla ilgili. Kuantum yani kuanta kelimesi tabii eski Yunan'dan gelmesine rağmen biliyorsunuz Max Planck'ın ortaya çıkardığı bir şey. Ben anlamadım. Ben Morotesi felaket duymadım yani. Bu benim cahilliğim. Bilmediğim için özür dilerim yani. Ulak vardı Mor ve Ötesi ile alakası yok herhalde. Mor ve Ötesi ile de bir alakası var. O kadar sıkmışlar ki. Yani esasen sorulan soru şu. Şimdi madde ısındıkça titreşimi artıyor. Ve aslında sonsuza kadar artması gerekir. Felaket bu ama sonsuza kadar artmıyor. Belli bir yerden sonra bir eğilim çizmeye başladığı fark ediliyor. Ve bunu açıklamak için de fotonların yani ışığın soğurulmasının parçacıklar, kuantalar halinde olduğunu ve bunların kuantum paketçikleriyle Max Planck'ın o H dediğimiz sabit kadarlık 2H, 3H, 5H kadarlık H, bu Hilal'in H'si sabit kadar artıp azaldığını söylüyor. Morotesi felaketin olmasını bu şekilde kuantum paketleri şeklinde ışığın maddeden soğurulduğunu söyleyerek çözmüş oluyoruz. Max Planck'ın kendisi yani de neden felaket yani felaket ne demek Morotesi olursa ne? Yani sonsuza kadar hani titremeye devam edecek, ışıyacak ve gözümüzü alacak ya. Buna deniyor felaket diye. Dramatik bir isim verilmiş. Ya şey benim bu konuda bilgim yok o yüzden hani yanlış her şeyi şey abartacaklar. Olmaz. Yok Morotesi felaketi bilgim yok. Tanrı parçacığı. Her ama benim böyle bir filmi ismi olarak da güzelmiş şimdi sen söyleyince. Yani adamın biri Planck sabitini ortadan kaldırarak dünyayı yok etmeye çalışıyor. Bak yeni James Bond filmi kötüsü buldum. Ya şey var ya bilimsel açıdan şöyle konuşayım yani gerçekten bu konuda bilgim olmadığından dolayı ben konuşamayacağım bu konuda. Hani keşke olsa konuşabilsek ama hani yok bilgim yok yani. Şimdi ya bu arada Ümit Çakır sormuş bunu. Hani gerçekten bilgim olsa cevaplamaya çalışırım. Ama yani bilgim yok. İnsanlar bu şeyi öğrenmeli. Türkiye'de şu anda bir sıkıntı var. İnsanlar her şeye cevap vermiyor. Her bokolog dediğimiz bir şey var. Her şeyi bilmeye çalışıyor. Arkadaşım bilmediğiniz konularda bilmiyorum deyin. Ben bilmiyorum yani ne yapabilirim. Bu arada Burcu kapımı kapatırsan sevinirim. Işık hızıyla ilgili bir soru daha var. Işık hızı neden maksimum hız olarak kabul ediliyor? Daha üstünü ölçemediğimizden mi diye. Daha üstünü aslında bir açıdan daha üstünü ölçemediğimizden diyebilir miyiz? Ondan çok emin olamadım. Çünkü ışık hızına yaklaştıkça bizim cetvellerimiz kısalıyor ve zamanımız uzuyor. Dolayısıyla o hızı geçemiyoruz. Maksimum hız olarak kabul edilmesinin sebebi bu. Biz daha hızlı var diyene kadar en hızlısı ışık hızıdır. Bize oy verin. Sayfamızda özel görevlilikle ilgili yazı dizisi var. Onu okursanız çok açıklayıcı olacaktır bu soru için. Ölçebilir miyiz? Ölçeriz. Sayılarımız yeter herhalde. Evet, başka sorularımız var mı Zafer Hocam? Bir dakika biraz önce anlamadım. Yani konu neydi biraz önceki ben onu kavrayamadım. Şık hızını yetememizin sebebi ölçememiz mi? Arkadaş ölçemememiz. Nasıl ölçemememiz? Işık hızı neden baktık? Biz bunları böyle bıçakmakla anlattık biz bunları. Biz bunları terlikle anlattık. Biz bunları cetvelle anlattık şimdi diye arkadaşım, başlayacak şimdi Zafer Hocam. Ya bak şöyle söyleyeyim. Işık hızı bakın hız ve zaman
birbiriyle ilintili yapılardır. Yani hız... Hız dediğiniz ya şey... Zaman yolculukları bir... konusunda bunu konuşmuştuk değil mi hocam? Yani evet. Entropiyle bağlantılı. Zaman çözülümle. Evet. Yani biz zamanı kendimiz uyduruyoruz. Hız dediğimiz şey belli bir birim zaman içerisinde alınan yoldan ibarettir. Bunun da bir limiti var. Zaten Einstein'ın genel görelilik kuramı bunu kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Biz Kemal Cihat Toprakçı hocamızla zaten genel görelilik ve özel görelilik üzerine özel görelilik üzerine zaten kapsamlı saatler süren yayınlar yaptık. Lütfen onları izleyin. Yani o kadar, yani şimdi ben niye böyle diyemem. Yani burada bir cümleyle bunu açıklayamam. Ama biz bunu 4 saat, 5 saat, 6 saat anlattık. Enine boyuna konuştuk. Lütfen göğe bakma durağının diğer görelilik yayınlarını izleyin. Yani gerçekten hani sıkılırsınız. Hocam, insanlar sinirlenmeye gerek yok. Yok, sinirlenmiyor. Arkadaşlar da. Yok, sinir değil. Bizim böyle sinirli haliniz çok seksi geliyor onlara, ondan soruyorlar. Hayır, sinir değil ya, öyle bir şey değil. Ama yani 4 saat mesela, 4 saat 5 saat konuşmuşuz. Ancak anlatabilmişiz. Hani şimdi ben burada nasıl anlatayım ki? Yani tüm söyleyebileceğim şey şu. Yani ışık hızı geçilemez arkadaşım. Bitti. Yani her dersin geçilir. Bilim bugün şunu söylüyor, dün bunu söylüyorlardı, bugün bunu söylüyorlar. Yarın kim bilir ne söyleyecekler. Ama bu öyle değil. Yani şüphecilik, hani bilimde şüphecilik, bilimde kuşkuculuk bu değildir. Var olan bir şey vardır. Hani kuşkuculuk sana şeyi söyler. Yani ses hızı geçilebilir mi? İnsan diyor ki, eskiden diyorlar ki hani ses hızı da geçilemezdi. Ses hızı geçildi. Ama şu vardı orada. Sesin geçilmesi önünde problemler var deniliyordu eskiden. Çünkü peki, şu problem... Zafer hocam ben soru sorabilir miyim? Mantıklı bitmedi. Soru soracağım. Bir saniye bitmedi. Ses hızının geçilmesi önünde problemler var diyorlar. Şu problemleri aşarsan ses hızı geçilebilir deniyordu. Ama ışık hızıyla ilgili böyle bir şey yok. Çünkü ortada aşılacak bir durum yok yani. Bunun önüne bir şey koyamıyorsun. Yani şu olursa bu olur, bu olursa bu olur diyemiyorsun. Çünkü yok, geçemezsin, olmuyor ya. Yani şey mümkün, yapamayacağın şeyi şey yapma. Bu mesela şeyde benziyor. Esenler'de oturdum ben. Esenler'de evimde kahvemi yudumluyorum. Kahvehanede şey okey atıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Benim aklıma birden çok süper bir uzayla evrenle ilgili fikir gelir. Ben bu fikirle okey oynarken mi? Okey oynarken. Anladım. Okey değil. Okey değil. Okey kız oyundur. 101 oynarken. 101 oynarken aklıma bir fikir gelir. Ben orada ondan sonra kalkarım. Abi dünyanın en büyük bilim insanı olurum demeye benziyor bu. Yani geçemezsin. Olmuyor. Esenler'de Mağla'yı kıraathanesinden nasıl bilim insanı çıkmazsa okey oynarken ışık hızının geçilmesi de mümkün değildir. Bu arada Mağla'yı kıraathanesi Esenler'de Minatun Mahallesi 4. caddenin altındadır. Ben orada yaklaşık 15 sene 101 oynadım. Ben Blue Oyster Bar'ın yanında hemen değil mi? Yok yok, benimki gerçek. Blue Oyster Bar, oraya girmeyelim. Ona girmeyelim. Peki hocam, kimse de bir soru sorayım ben de. Görürseniz kaçın. Şimdi ben burada konuşuyorum ve benim sesim buradaki mikrofona gidiyor. Mikrofonu titreştiriyor. Elektriksel sinyalleri dönüşüyor, internete gidiyor. Sizin hoparlörünüzü de titreştirip kulağınızı, orada odadaki havayı titreştiriyor, kulağınıza gidiyor değil mi? Şimdi bu sesin yolculuk yaptığı nedir? Hava. Doğru mu anlatıyorum? Değil mi? Çok doğru, basitleştirerek evet. Anlatmaya çalışıyorum da. Doğru. Peki, doğru. Hava. Şimdi evet. Uzay diyoruz. Uzay bir tür vakum diyoruz. Değil mi? Boşluk diyoruz. Hani bir şey yok. Biz buradan böyle bir koyuyoruz titreşimi. Gidiyor aydan yansıyor. Mesafeyi ölçüyoruz. Neyi titreştiriyor? Ya da gidiyoruz gezegenleri radyo teleskoplarıyla böyle inceliyoruz. O radyo dalgaları neyi titreştiriyor boşlukta? Bir şey titreşmiyor. İşte burada anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi yayın sırasında kuantum ışık ve ışığın dalgacık parçacık özelliğini anlatmaya çalışırken yaptığımız şeylerden bir tanesi buydu zaten. Şimdi ışık yani foton zaten boşlukta yayılıyor. Bunun için bir şeye titreştirmesine gerek yok. Çarpıyor ve geri dönüyor.
hani çarpıyor geri dönüyor derken bu da bir de şu var yani nasıl yansıyor bu? Yani hani, bunlar bir frekansla ölçülmüyor mu bunlar titreşim olarak değil mi? Hani spektral analizler falan var ya. Ya radar diye düşünün. Mesela radar. Ben bir savaş uçağında kullanıyorum. Bir radar kilidi attım. Önde uçağı gördüm. Nasıl gördüm? Radarla 100 km üzerinde. Normalde görmem lazım. Hani görürüm. Ben gönder sekti bana geldi. Sekti bana geldi. Aynı şekilde. Ha nasıl sekti sana geldi? Ben oraya zaten yüksek enerjili radyo dalgasını göndermişim. Yüksek enerji radyo dalgası orada soğurulmuş ve aynı anda geri atılmış. Yani bir soğurulma söz konusu orada. Yani ortalıkta bir titreşim yok. Bir şey yok. Fotonun gitmesi ve geri soğurulması var. Bu da tamam mı? Yine kara cisim ışıması. Yani her zaman buna giriyorsun. Girmek zorundayız zaten. Kara cisim ışıması. Geldi, soğuruldu ve yansıtıldı. Aynı da aynı şekilde. O zaman dalga kelimesi doğru yansıtmıyor o zaman bu şeyleri. Daha farklı bir şey mi? Foton mu demek gerekiyor? Zaten teleskopları da foton gönderiyor. Ya zaten Einstein şunu söylüyor burada. Yani ışık dalgalar halinde yol alan enerji parçacıklarıdır. Yani enerji paketleridir özür dilerim. Enerji paketleridir. Enerji paketidir bu. Gider, soğurulur, yansır. Ha bu yansıma doğrusal değildir bu arada. Her yöne yansır. Hani bir atom kendisine gönderilen bir fotonu algıladı. Yani enerji paketini algıladı. Bu enerji paketini ister her seferinde daha düşük enerjili yayınlanır bu arada onu söyleyeyim. Çeşitli yönlere enerji paketleri halinde yayar bunu. Ben oraya zaten atıyorum. Şimdi rakam vereceğim. Pardon rakam diyorum özür dilerim. Sayı vereceğim. Ben o aynaya gözümden bakarken benden yansıyan bilmem kaç katrilyon hani 100 bin katrilyon foton gönderdim. O da bana 99 bin katrilyon foton gönderdi. Çünkü bir kısmı soruldu. Yansıtılmadı. Bir kısmı da 99 bin katrilyon foton orada soruldu ve o atomun enerji yüzeyi... Yani 100 bin baloncuk yuttum hesabına dönüyor. O 99 bin katrilyon foton bana yansıdı. O 99 bin katrilyon fotondan 65 bin katrilyonu bana geldi. Geri kalan da çevreye saçıldı. Yani o yüzden mesela siz fotoğrafçılık yaptığınızı biliyorsunuz. Benim yüzüme şeyi tut. Işık ölçeği tut. Işık ölçer. Atıyorum. Işık ölçeği tutun benim yüzüme. Karşımda ayna var bu arada. Ne gösteriyor? Diyelim ki 100 birim gösterdi. Aynaya tut. Benim, yani diyafram cinsinden gösteriyor. Benim karşımda da 1 metre ötede ayna var. Aynaya tut. Benim yüzüme tuttuğunda 100 birimdi. Aynı ışık aynada var. Ne oldu? 90 birim gösterdi. Çünkü oradaki 10 birim şeye gitti. Ayna tarafından soruldu. Geri kalan da kara cisim ışıması olarak yansıtıldı. Yani bu ya aslında yavaş yavaş azalan bir şey sürekli. Sektikçe tabii, tabii, azalıyor. Tabii. Aynı şekilde. Anlaşıldı. Lazerler mesela bu şekilde. Hala bir Yasmin Hanım yazmış galiba. Siz hala yayın mı yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar bilimi susturamazsınız. Bilimin sonu yoktur. Yayın da sonu yoktur. Ama bizim sabrımızın sonu var. O yüzden yavaş yavaş bitireceğiz tabii ki. Bu arada Hilal, seni şöyle alalım. Şimdi daha konuşacağımız ne var? Saatte 12'yi geçti. Bence çoklu dünyaların kuantum kuramı çerçevesinde konuşulacağı kısmı bu kadar. Neden bu kurama ihtiyaç duyulduğunu ve kuramdaki hangi boşluklara denk geldiğinden bahsettik. Aynı zamanda zayıf karnını da söylemiş olduk. Yani ısrarla şunu söylemekte fayda görüyorum. Çoklu evrenleri bolca konuşacağız bu yayınlar boyunca. Hakikaten bunlarla ilgili fikir beyan edip etmemek sizin hayal gücünüze kalmış olduğunu söyleyelim. Bunlar denenebilir, sınanabilir, yanlışlanabilir değil. Ama bu öyle olmayacak anlamına gelmese de sonuçta şu anda bilemiyoruz, sınayamıyoruz bunları. Alican Hocam'ın gerçekliğin doğasını anlamakla ilgili sözlerinin tümüne katılıyorum. Bu aslında bir anlam arayışı. Bilimin ve fiziğin
bugün doğa felsefesinden türemiş olduğunu söylediğimiz fiziğin bizim aslında sanki böyle kendi bilincine varmış nöronlarız da acaba bu göz nereyi görüyor diye bakmaya çalıştığımız bir şey. Bilimsel yöntem bize burada tutarlı bir çerçeve sunuyor ve bu işin aslında sahte bilim kısmına gidip bazı insanların da bundan zarar görmesini aslında engellemiş oluyor. Hem de daha tutarlı bir bakış açısı geliştiriyoruz evrene karşı. Ama bilimin söylediği şeyler de işte tezdi, hipotezdi, yasadı falan, hani bu hiyerarşi de doğru bir hiyerarşi değil artık. Geri kalmış bir anlayış, ama öyle bile olsa bilimin mutlak söylediği şey bile mutlak değil aslında. Çünkü o bizim onu anlamlandırma sürecimizin, anlamaya çalışma sürecimizin bir parçası. Bu çok önemli. Ama bu anlamaya çalışma sürecimizin içinde belli hiyerarşiler var. Çünkü kimilerini deneyle fenomenleri daha iyi açıkladığına ikna oluyoruz. Görüyoruz ki bu fenomenleri daha iyi açıklıyor. Ama bazılarını da sınayamıyoruz. Dolayısıyla onlarla ilgili bir fikrimiz oluyor sadece. Hilal, şöyle bir şey sor. Sıkıntı var aslında şu anda yaklaşık 15-20 yıldır dünya üzerinde şöyle bir sıkıntı var. Bilim mutlak değildir. Şimdi biz bilim insanları şunu yaptık. Bilim mutlak değildir dedik. Biz bilime, hatta biz bilime en büyük zararı burada verdik. O kadar fazla bunu dedik ki bilim mutlak değildir diye. İnsanlar şu anda sahte bilimcilerin tamamı şunu yapıyorlar. Bilim mutlak değildir. Ben mesela COVID-19 pandemisini insanlara atmaya çalışıyorum. Adam diyor ki ne COVID-19 ya, bak diyor şu doktor bilmem demiş. Doktor diye bakıyorsun, Filipinler'de bir tane kadın ve işte Filipinler'de, pardon özür dilerim, Vanuatu'da tabuk başka bir doktor. Ameliyat yapıyor. Ya da soğanlı sarımsakla bu işler giderler falan. Ha işte soğan sarımsak diyen bir tane şey doktor var. Neydi o? Bunu söylerken itirazını çok haklı buluyorum. Biz burada şunu, bunu söylerken şöyle bir anlayışın altını çizelim. Bilim artık daha modern anlayışa göre gerçek dediğimiz şeye sürekli yakınsar. Yani Newton'un kütle çekim kuramı yanlış değildi. Sadece Einstein ona bir düzeltme getirdi. Einstein'a da belki bir düzeltme gelecek zamanla, ama daha ufak bir düzeltme gelecek artık. Yani bu iki rakam arasındaki uzaklığın sonsuz olması gibi bir şey. Yani sıfırdan bire giden uzaklık, hani ya, sonsuz ya. Biz bire yaklaştıkça artık hani bilimin anlayışı da bu olmaya başladı. Buyur. Şöyle biraz bir şey var. Şimdi insanlar diyorlar ki hani Einstein Newton'u yanlışladı. Newton öldü bitti. Hayır, öyle bir şey yok. Şu anda uzaya gönderdiğimiz tüm araçlarla ilgili tüm hesaplamaları Newton fiziğiyle yapıyoruz. Tabii. Çünkü Einstein fiziğine ihtiyacımız yok şu anda. Niye? Einstein fiziği bize çok hızlı, relativistik, yani ışık hızına yakın hızlarla ilgili bilgi verir. Biz zaten hani şu anda sadece düşük hızlarla Mars'a araç gönderiyoruz, Jüpiter'e araç gönderiyoruz, Satürn'e araç gönderiyoruz, Plüton'a araç gönderiyoruz. Onu yapıyoruz. Bizim Einstein fiziğine ihtiyacımız yok. Einstein fiziğine ihtiyacımız olan tek şey GPS uyduları. Bu arada GPS uyduları sadece şeyin, NASA'nın GPS uyduları değil. Rusya'nın kendi GPS uyduları var. Avrupa Birliği'nin kendi GPS uyduları var. Çin'in kendi GPS uyduları var. Biz ucuz ve bedava olduğu için düşük olasılıklı, düşük çözünürlüklü olan, Amerika bedava verdiği için bunu kullanır. Düşük çözünürlüklü, yani nasıl diyeyim ona, 15-20 metre, 30 metre, 50 metre hata payı olan GPS uydularını kullanıyoruz. Oysa Avrupa'nın kendi GPS uyduları var. Onlar da parayı ver bu arada. Parayı ver şeye, GPS uydularına. Sana santimetreyle konumu belirliyor. Rusya'nın uydularına ver santimetreyle konumu belirliyor. Çin'inkilere ver santimetreyle konumu belirliyor. ESA'nın, yani Avrupa Uzay Ajansı'nın ver santimetreyle konumu belirliyor. Paraya bakıyor. Adam o uyduları oraya niye gönderdi? Bu arada bu bedava. Zaten hocam 30-40 yıl önceki teknoloji bir santimetreye kadar bilmek hani. Tabii. Aynen. Şu, bu günümüz teknolojisi değil. 30-40 yıl öncesinin teknolojisi bu. Ve bayağı tıkır tıkır çalışıyor. Bu arada şey var. İleride bu şeyi de yapacağız. Çok büyük ihtimalle ben bunu bir üniversitenin ayın 11'inde bir üniversitede konferans vereceğim. Orada roket teknolojimiz ne kadar gelişti üzerine konuşacağım. Roket teknolojimiz hiç gelişmedi 1960'lardan beri.
Hani şimdi Elon Musk'ın roketlerini çok gelişmiş sanıyoruz ama onlar 1960'ların roketleriyle aynı. Üzerine Amerika'nın Amerika bile Soyuz roketlerini kullanıyordu. Ne kadar Sovyetlere karşı rekabet içerisinde olsa da. Aynı öyle. Bir tık gelişme gelmiş. Yani bir tık gelişme dediğinde bir tık gelişme. Yani şimdi bizim kullandığımız otomobiller, yani kimse kusura bakmasın, biz hala 1930'larda yapılmış motoru kullanıyoruz otomobillerimizde. Elektrik motoru geldi diyorsunuz. Elektrik motoru zaten 1910'larda vardı. Aynısını kullanıyoruz şu anda. İlk arabalar elektrikli arabalar. Evet, elektrikli. Şimdi ne oldu? Arada fark ne? Fark şu. Biz o elektrikli motorlu arabalar, Tesla'nın arabalarıyla veya işte şu anda Türkiye'nin yapacağı TOK'la beraber veya işte başka ülkenin de var, bunu da söyleyeyim. Ne? Şey, otonom navigasyon ekledik. Ya otonom navigasyona gerek yok ki, biz zaten onunla gidiyorduk. Bir gelişme yok. İnsanların yanıldığı konulardan bir tanesi iletişim ve bilgisayar teknolojileri. Yani şu cep telefonu teknolojisi, şu bilgisayar teknolojisi geliştiği için biz geçmişten çok ilerideyiz zannediyoruz. Ya, Zafer böyle Hocam, bir dünya, bu neyle alakalı biliyor musunuz? Bu bilimle alakalı bir şey değil. Bu popüler kültürün bir ürün satma arayışı ve reklamcılıkla alakalı bir şey. Sürekli yeninin daha iyi olduğunu, daha büyük olduğunu, daha ucuz olduğunu, erişilebilir olduğunu, hayatımızı daha da kolaylaştıracak gibisinden bir pompalama yapılıyor ama zaman çalmaktan ve para çalmaktan öteye gidemiyor. Yani dünyanın en iyi teknolojileri her zaman en ilkel teknolojilerdir. Mesela çekiç. Hiçbir şey çekicin yerini tutamaz bir tamir esnasında, ya da İngiliz anahtarı. Eyvah. Şimdi buradan Space Odyssey'e girersiniz. O yüzden yavaş yavaş ben yayını toparlıyorum. İlhan Hocam, biraz önce robotlarda robotlar nereden çıktı? Ya, bir dakika, ben bitirmedim. Gördüm. Bir saniye, bitiremedim hala. Yok, bitirmiyorsun. Araya gireceğim. Sadece şunun için. Ya paralel evrenleri girilmedi falan diye bir yorum geldi de aslında bu apayrı bir bölümün konusu. Doğru mu anladım ben? Öyle biliyorum. Yok, paralel evrenlere girdik ama paralel evrenleri başka yayınlarda da konuşacağız. Kuantum kuramının işaret ettiği paralel evren böyle bir paralel evren. Hangi sorundan kaynaklandığından bahsettik ve aslında her yol ayrımında başka bir evrenin oluştuğundan bahsettik. Bunun da belli bilimsel nedenleri vardı. Belli sorunlara çözüm işaret ediyormuş gibi duruyordu. Bundan başka daha ileri bir şey söylemek kuantum alanı için artık uydurma oluyor. Fazla uydurma. Herhalde filmlerdeki böyle çok havalı süslü böyle boyuttan geçiyoruz, kapıdan çıkıyoruz, oradan oraya geçiyoruz. Çok havalı anladın. Yani bu muydu paralel evren? Yani iki tane. Yani ulaşamayız muydu? Zaten evet, bilemiyoruz. Sonsuza kadar bizden ayrılmış durumdalar. Ölçüm problemine bir cevap olsun diye geliştirilmiş böyle de bir tezi var. Evet, kuantum bağlamında bu. Neyse, işte yayını bitirmeden şunu söyleyeyim. Ya insanlık teknolojimiz çok gelişti. 60'lardan çok ileriyiz bilmem ne. Arkadaşım, ileri mi ileri değiliz ya. Nereye ilerisin? Sen hala tekrarlayacağım bunu. Tekrarladığın için sana bana kızıyor. Ya sen 1930'da üretilmiş motorla şeye biniyorsun. Ne olmuş? O motora iki tane sensör takılmış. Bilmem ne yapılmış. Verimliliği biraz artırılmış. Ama yani aynı şeyi yapıyorsun. 1960'lardaki roket teknolojisiyle bugünün arasında hiçbir fark yok. Profesör Doktor Lokman Kuzu hocamız şu anda bir yazı hazırladı. Onu Cosmic Anafor sitesinde yayınlayacağız. Niçin gelişmediği üzerine çok çok detaylı bir yazısı var. Onu yayınlayacağız. Oradan okursunuz. Zannediyorsunuz ki eline cep telefonu aldın, ben fıtı 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 artık masaüstü telefona bağlı değilim diye sen teknolojinin geliştiğini zannediyorsun. Arkadaşım, hiçbir teknolojimiz gelişmedi bizim ya. İlerleyin artık ya. Şey diyelim o zaman. Yiyorsa Büyük Birleşik Kur'an teorisini ortaya atın da görelim. Şey diyor, hacim eskiden televizyon izliyorduk. Şu anda ne izliyorsun? Şu anda YouTube izliyorsun ya. İnternetten veriliyor. Şu anda sen televizyon izliyorsun aslına bakırsa. Şu anda bizi izleyen herkes televizyon izliyor. Eskiden neydi? Kanallarda yayınlanırdı. Oturdun karşısına izledin. İleri geri alamazdın. Şu anda ne oldu? YouTube var. İnternet üzerinden. Sen beni ya, hala televizyondan izler gibi izliyorsun. Kavramı genişletelim hocam. Facebook televizyonu var. Instagram televizyonu var. Herkes ya belgesel izliyorum. Ben televizyon izlemiyorum falan. Herkes televizyon için. Twitter televizyon artık. Instagram televizyon. YouTube televizyon. Bunlar bir şekilde gelişme yok. Çağ kendi normalini uyduruyor insanlara. Aynen. Bir gelişme yok. Önceden ben ergenlik zamanlarımda beni kız arkadaşım telefondan arardı.
veya ben onu arardım. İşte babası çıkmadıysa telefona, babası çıkmışsa telefonu kapatırdım. Babası çıkmadıysa bakardım, onun alosun diye sesini duydum. Merhaba aşkım, bilmem neredesin falan derdim. Şurada buluşalım derdim. Giderdik bir yerde, saat verirdim, buluşurduk. Şimdi ne oluyor? Mesaj atıyorum. Bilmem ne, bilmem ne. Şurada ol diyorum. Orada oluyorsa oluyor, olmuyorsa da olmuyor. Yani yine bakıyorum, yine abisi var. Ya insanın ihtiyaçları değişmiyor kısaca, değil mi? Biz seyahat ediyoruz hala. Biz iletişim kuruyoruz. Biz yemek yapıyoruz. Biz sevişiyoruz. Teknoloji bunların hiçbirini geliştirmedi. Sadece hızlandırdı. Aynen öyle. Ama bu arada şey hızlanmıyor. Uzay teknolojisi çok değişmedi. İnsanlar zannediyor bilgisayar teknolojisi. Ya ne bilgisayar teknolojisinden bahsediyorsun sen? Bilgisayar teknolojisine gerek yok ki ya. Basit 3-5 tane matematik hesabı yapabilen alet. Mekanik aletle. Mesela Ruslar Soyuz araçlarıyla uzaya bilgisayar kullanmadan çıktılar. Niye bilgisayar kullansın? Mekanik bir bilgisayarla, yani mekanik cır 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 çevrilen eski şeyleri bilirsiniz. Onlarla zaten aynı hesabı yapıyorsun. Bu hesap yetiyor ya. Senin bilgisayara ihtiyacın yok. Aya giden roket hesap makinesinden halliceydi değil mi? İşlem kapasitesi. Şeyin gönderdiği, Amerika'nın gönderdiği hesap makinesinden halliceydi, doğru. Ama Ruslar da o sırada uzaya ve aya araç gönderiyordu. Onların gönderdiği araçlardaki... Ruslar aslında çok daha ileride Amerika'dan baktığımızda. Evet, aya gidememeleri değil. Yani ilk uzay istasyonunu kuruyorlar, ilk uzaya yörüngeye insan gönderiyorlar, evet. Hayvan gönderiyorlar. Çok daha ileride. Sadece Amerika iyi satıyor. Tamam. O sırada yaptıkları, hani o hesapları yaptıkları şeyler mekanik cihazlardı. Mekanik cihazlarla, daha sonra tabii ki bunu da geliştirdiler. Kendi işlemcileri ürettiler. Onu da bunu yaptılar ama hani gerek yok ki yani. Abicim oraya bir tane çocuk koysan, ya bir robot çocuk koysan, ilkokul çocuğu koysan, şu hesap şu hesap nedir desen zaten o onu yapar. Yani şey değil, yani çok büyük zekaya gerek yok. 3 yaşında çocuk zekası zaten aya gidilebiliyor. Mars'a gidilebiliyor. Hani zekası derken bunlar şey diyorum. Büyü değil hesaplama yani. Güçlü değil mi Zafer Hocam? Değil, bunlar değil, büyü değil, sihir değil. Bayağı kitabına uygun yapıldığı zaman aynen. Herkes gidebilir. İnsanlar şunu merak ediyorlar. Niye hani bugünkü teknolojimiz çok gelişti, niye gidemiyoruz? Ya gelişmedi ya. Ya gelişmedi. Hani şu anda hayır. Gerek var kısmı ayrı bir şey. Gelişmedi ya. Bunu anlatamıyoruz ya. Roket teknolojimiz ya ben, hala yani yörüngede Hilton kurulsa ben gitmem başta söyleyeyim. Yani önce bir o patlasın, güvenlik görevlileri falan yönergeleri yok, yapılsın. Ben, birkaç kişi ölecek ki anca öyle. Hayır ben giderim ya. Ben niye gitmeyeyim? Ben giderim. Ben hayatta niye? Gitmem. Sen sağ olarak geri dön hocam. Bir orayı söyle bana. Güzel, ferah böyle. Manzarası güzel de ben ondan sonra giderim. Ya hayır ben giderim. Şöyle giderim. Abicim ben öleceğim. Sen öleceksin. En fazla 100 yıl sonra senin adını alan kim, adını bilen kimse kalmayacak. Ne olacak? Ben gideceğim orada öleceğim. Kitaplarda adım yazacak. 500 sene sonra, 1000 sene sonra insanlar benim adımı okuyacaklar. Bu kadar basit. Giderim. Abicim olay budur yani. İnsanlar ölümsüz olmak isterler. Ölümsüzlüğün yolu budur zaten. Ben giderim. Gayet de mutlu giderim. Ha ölür müyüm, ölmez miyim? Dönersem çok şanslıyım. Yine kitapta da aynı adım yazılacak. Ölürsem daha büyük puntolarla yazılacak. Bu kadar basit. Güzel öldü ama derler. Yakışıklı öldü. İyi öldü. Yani ölmek de bir seçenek tabii. Neyse İlal, yayınımız güzel oldu ama hani biraz cıvıdık galiba. Ya güzel oldu. Cıvıbakta da bir sorun yok ama artık saat 12.30'a geliyor. Yavaş yavaş kapatalım yayınımızı. Ben yine işaret edeyim. Çok fazla eğer çoklu evren duyamadığını söyleyenler varsa. Vallahi kuantum mekaniğinin kendisi çoklu evrenler için. Kuantum mekaniği kapsamında konuştuk. Bu kadar şey söylüyor. Biz de üstüne bir şey söylemek istemiyoruz. Bilimden çok ayrı bir şey söylemek istemiyoruz. Bizi dinlediğiniz, yorum yaptığınız, beğendiğiniz ve paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. 2 haftada bir bilimin kıyısında yayınlarını yapacağız. Haftaya Kurguda Bilim yayınımız yine sizlerle birlikte olacak. Yine burada birlikte olacağız yani haftaya pazar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve yayını kapatıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hepinize.